Selamlar Good evening, sevgili dostlar. dostlar. Today in Bugün Igor Alatra Mihailovich TV Studio, we have stüdyosunda the esteemed konuğumu Igor saygıdeğer Mihailovich. Igor Mihailovich Denlov. Selamlar. Igor Igor Mihailovich, Mihailovich, living in teknolojik a time gelişmenin where technology hızlandığı ve development is teknolojinin accelerating hayatımıza and derin bir technology is şekilde becoming yerleştiği bir deeper zamanda ingrained in our yaşıyoruz. life. It's a big Hayatımızı difference in how we kolaylaştırıyor make ve daha things more rahat hale comfortable. getiriyor. Our Evlerimiz ve homes and our şehirlerimiz cities are dedikleri gibi becoming daha smarter akıllı hale as we geliyor. Robotlaştırma da iş use yerlerinde robotization, automated space, gerçekleşiyor workplaces, ki bu which may in şüphesiz many birçok ways makes şekillerde it easier insanların for people işlerini to daha work and kolaylaştırıyor more and ve more often gittikçe itself daha and sık instead olarak it tamamen computer insanların replaces yerini people. alıyor. As a result, Sonuç the olarak net robotlaştırmanın consequence of olumsuz robotization sonucu is teknolojik technological işsizliktir. unemployment. Bugün As of itibarıyla today, hepimiz bir we all soruyla face the question, karşılaşıyoruz. which will it be Hayatlarımızı when technology, kolaylaştırdığı görünen which teknoloji, seeks to make our işlerimizi lives ve geçim easier, yolumuzu takes elimizden away aldığı our zaman ne jobs and our yapacağız? livelihoods? Bu So, nedenle today I would like bugünün to dünyasında talk zaten about var the olan difficulties zorluklar ve that the yapay market zekanın sees in today's yarınımız world üzerinde sahip olacağı and etki hakkında the konuşmak impact that istiyorum. artificial intelligence will have on our tomorrow. Yapay Artificial zeka. intelligence, this Bu aslında potentially harika. wonderful. Let's Buna look at it from the insanlığa hangi perspective of faydaları what benefits getireceği it will bring to perspektifinden humanity. bakalım. Let's Basit begin bir with a şeyle simple thing. başlayalım. Bugün Today, küçük even elektronik gadgets, cihazlarda which bile start looking ihtiyacımız olan şeyi overwhelming aramaya at the başlıyoruz best ve bu point, noktada precisely kesinlikle yapay artificial zeka çalışmaya intelligence ve bize starts ipuçları working, gives vermeye us hints. başlıyor, öyle değil Right? mi? Yes. Is this convenient? Bu Yes, but elverişli there mi? is Birçok the haber least hidden beslemesi convenience. oluşturuyor. Çok Excellent. elverişli, It finds what kesinlikle is doğru. Bizim convenient için for us elverişli and the olan desired use oluşturuyor for ve our aradığımız, transport arzu are edilen immediately ürünler offered to us. anında bize Moreover, sunuluyor. operating Dahası systems and internette local mevcut features olan tüm are gathered. öneriler toplanıyor. Later D on, daha there will sonra be daha more. fazlası For example, olacak. some Örneğin topic bizim is için interesting to ilginç us, olan which konular. is healthcare, for example. Let's Sağlık take healthcare. hizmeti örneğin. We want to Sağlık be your hizmetini employer. alalım. O kadar uzağa bile gitmeyeceğiz. We have a lot of Bu information konu on this üzerine subject. çok fazla bilgiye We just sahibiz. have to tell Sadece you what we're ilgilendiğimiz interested şeyi in. yazmalıyız And again, ve yine o veterinary yapay artificial zeka bizim intelligence için tüm puts mevcut together bilgileri all the ayrıntılı available olarak bir information for araya us in getirir. detail. Isn't it Bu convenient? elverişli değil mi? Very Çok convenient. elverişli And then ve daha there will be sonra more, daha fazlası because olacak. numbers Çünkü don't ilerleme stop. durmaz ve yine And bunların again, hepsi it's all hayatımızı designed to make daha our kolay lives ve daha iyi easier yapmak and için better. tasarlanır. For example, Örneğin now şu anda artificial yapay intelligence zeka is fragmented. parçalanmış durumda, Robots biraz are adapting burada ve here, biraz robots orada are there. çalışıyor. Well, it makes our Her lives yere much hayatımızı easier biraz daha everywhere. kolay But you hale have to understand getiriyor. that Ama bugün dozens of companies düzinelerce today are şirketin working to süper bir create a super zeka intelligence. yaratmak için And they çalıştığını have been anlamak working at this zorundayız ve for quite a oldukça long uzun time. zamandır What does super çalışıyorlar. intelligence mean? Super Süper intelligence, my zeka ne friends, anlama geliyor? Süper zeka is a single dostlarım, machine with içinde all the tüm bilgiler information in olan it, her şeyi kontrol eden which tek bir controls makinedir. everything. If we take, Eğer let's say, 5 yıl 5 years öncesini ago, alırsak we henüz didn't böyle have such yeteneklere capabilities sahip yet, değildik. but they were already Ama working on zaten it, üzerinde and they were working çalışıyorlardı on ve it üzerinde very çok ciddi seriously, şekilde and they were çalışıyorlardı ve working on it teknik due to a çözümlerin lack of yokluğu technical nedeniyle solutions. yetenekler As experts yoktu. say, hardware was Uzmanların not quite dedikleri up to gibi speed. donanım oldukça hızlı Today, all değildi. this Bugün is tüm already bunlar possible. şimdiden In other mümkün. words, we have Başka come to the deyişle point şimdi herhangi where bir anybody gün o now noktaya with super geldik ki bu süper intelligence, zeka well, we will onun already see its sonuçlarını results ve and bizim benefits için for us. yararlarını zaten And what is the göreceğiz. benefit? Ve It's yararı huge. nedir? Çok For büyüktür. example, Örneğin you've sağlık touched upon hizmeti healthcare. değindin. Just imagine, Sadece hayal edin. there was the pandemic. Pandemi Many vardı. people were Birçok insan sick. hastalandı. Many people Birçok insan encountered bununla it. karşılaştı. Many people Birçok worried insan about bunun it. için Even healthy endişelendi. people were trying to get Sağlıklı help, insanlar bile doctors and doktorlara so on. ulaşmaya But what is çalışıyorlardı ve healthcare? böyle şeyler. These Ama people. sağlık hizmeti nedir? Bu People make insanlardır. mistakes. İnsanlar Yes, hata they're yaparlar. capable of Evet, trying kahramanca things. işler yapabilirler ama However, buna nasıl no matter how you bakarsanız look at it, bakın, insan the human faktörü factor her zaman always remains insan the human faktörü olarak factor. kalır. Doktor A doctor hastaları who sees görür, çok patients, fazla he has hastası a lot of vardır them, ama o bir but he is a insandır human ve being, kendi and he sorunları has çok a lot of fazladır his ama own burada problems. insanlara yardım But etmeye here, geçmek he has to zorunda. switch to Her helping zaman people durumun and so on. kökenine inmek için Does he zamanı know var enough mı? time to get to the Ve bottom neden of the bugün case? sağlık hizmetlerinde çok And fazla why there are hatalar so var many mistakes dostlar? today in Tüm healthcare? bunlar Yes. sadece insanlar olduğumuz için. It's all because we are only humans. However, Ama super süper intelligence zeka will not hata make yapmaz. mistakes. Milyonlarca It will doktorun absorb the deneyimini experience of absorbe millions eder. of doctors. Sağlık It will absorb the hizmetlerinin entire bütün history of geçmişini healthcare. absorbe eder ve It is şimdiden already absorbe absorbing it. ediyor Already, çoktan. it is not absorbing, Absorbe but etmiyor, has zaten already çok dropped fazla out. absorbe etti. Ek olarak In her addition, hastaya through bireysel approach each olarak patient yaklaşır. Bu individually, birincisi. that's firstly. And İkincisi, secondly, hastanın it will tüm know the geçmişini entire bilir, history of tüm infections, bilgileri, all the information, tetkiklerin the results of sonuçlarını, her examinations, şey ona akar ve tüm everything bunları will flow in a biriktirir. gate. And if Dahası possible, yapay all zeka of this. olarak, doktor What's olarak more, insanı it will sürekli olarak constantly use gözlemler. artificial intelligence as a doctor.
Satın aldıklarını, hangi malları tükettiğini, ne tür ilgilere sahip olduğunu, ne kadar stresli olduğunu, bu stresin onu ne kadar etkilediğini vesaire. Başka deyişle insan ne tür hayata sahip, nasıl yaşıyor, neden? Çünkü o her yerde olacaktır. Tek bir yapay zeka her yerde olacaktır. Bugünlerde örneğin onlardan çoğuna sahibiz. Arabada otomatik pilot tek bir cihazdır. Küçük elektronik aletlerde başka bir cihazdır. Bir yere gideriz, orada üçüncü bir cihaz vardır. Oysa her şeyi absorbe eden tek bir sistem olacak. O her yerde olacak. O tüm bilgileri işlemek için tek bir merkezdir. Arama motorunuza koyduğunuz şeyden başlayarak neyi izliyorsunuz, ne kadar süre yürüyorsunuz, ne kadar süre oturuyorsunuz. Bu sadece hareketliliğinizin göstergesidir veya tersine yeterince hareket etmiyorsunuz. Böyle değil mi? Böylece doktor şimdiden bir tür yaşam kitabı. Kesinlikle doğru ve doktor bu bilgiyi alacaktır. Bu kötü mü? Bir taraftan insanlar nasıl olur? Bu tam bir kontrol diyecektir. Hayır. Bu bizim için tam bir bakımdır. Biliyorsunuz en iyi ebeveynler çocuklarına bu şekilde davranır. Gerçekte aşırı koruma olmadığında ama çocukları için gerçek özen olduğunda. Üstünkörü tarzda değil ama çocuğun yediği şeyi, ne kadar dinlendiğini, kendisini aşırı yüklememesini, üşütmemesini önemserler ve doğal olarak kabul edersiniz ki böyle bir doktor siz hasta olmaya başlar başlamaz o şimdiden sizi uyarır, sizin için ilaç yazar, ilacın hangi eczanede olduğunu size bildirir ya da size getirmesini sağlar. Bu gerçekten harika. Neden? Çünkü sağlık hizmeti daha çok önleme ile uğraşır. Daha da az tedavi görmemiz gerekir ve önlemenin kolay yöntemleri olur. Bunun üzerinde zaten çalışılıyor ve oldukça ciddi bir şekilde. Birçok insan bilmiyor ama bu böyle. Sağlık hizmetlerinin kalitesi kat kat gelişecek. Bazı insanlar yine de peki ya cerrahlar örneğin diyecekler. Karmaşık ameliyatları gerçekleştiren robotize sistemler olduğunu zaten biliyoruz. Zaten çok uzun zamandır varlar ama şimdiye kadar onları insanlar kontrol ediyor. Önemli değil, şimdiye kadar bir insan var ama o sistemlerin bazıları şimdiden ameliyatları kendi başına yapıyor. Ve yapay zeka asla hata yapmaz. Bununla yüzleşelim. Hepimiz insanız. Ve cerrahların ne kadar hata yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Dünyadaki en iyi cerrahlar çok büyük hatalar yapıyor. Hatta bazen ölümcül hatalar. Ilımlı şekilde söyleyelim. Robot asla hata yapmaz. Bu zeka şu anda eğitiliyor, öyle değil mi? İnsanların deneyimi. Yine sadece bakın, bir insan için, hatta bir cerrah için, örneğin minimal şekilde invaziv bir ameliyatın nasıl gittiğini görmek için, bu karın ameliyatı olsa bile önemli değil, hala sensörleri kontrol etmek zorundadır ve sağa ve sola dönmek ve bakmak zorundadır. Dikkati çok dağınıktır ve hata yapmamak için anında hareketine odaklanmak zorundadır. Robot asla hata yapmaz. Çünkü ondaki tüm sensörler eş zamanlıdır. Örneğin basmakalık bir enjeksiyon, öyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Damardan kan çekmek örneğin, damardan kan çekmek doğru ama sık sık ya bir şeyleri deldikleri veya damarı bulamadıkları durumlar ile karşılaşıyoruz ya da bir başka bir şey. Robot asla hata yapmaz. Basitçe söylersek kızılötesi sensörler var. Robot her şeyi görür ve bunu başka herkesten daha iyi yapar. Bundan başka diş hekimliğinde, nörocerrahide ve her yerde onkoloji dahil neyi alırsak alalım, robot bunun üstesinden gelir. Yine travmatolog gibi sıradan bir meslek bile hiç kimse kırık bir kemiği robottan daha iyi bir araya getiremez. Neden? Çünkü deyim yerindeyse robot kafasında X ışınına sahiptir. Her şeyi görür. Yapacağı işlerde her şeyi hesaba katar. Yine hem durumunuzu hem kalp ritminizi, hissettiğiniz ağrı seviyesini, anestezik eklenip eklenmeyeceğini hesaba katar. Şimdi ameliyat hakkında konuşmaya başladık. Ameliyat iyi ama anestezi uzmanı isimli bir meslek var. Sonuçta örneğin anesteziden sonra özellikle genel anestezi ne yazık ki bazen ciddi komplikasyonlar oluyor. Neden? Yanlış bir doz seçiliyor veya belirli faktörler hesaba katılmıyor ya da alerjik bir reaksiyon oluyor ve insanlar için açık olmayan faktörler nedeniyle komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Tüm bunlar sıfıra indirilecek. Neden? Sağlık hizmetleri güvenli olacak ve tüm bunlar tam olarak süper zekanın sayesinde. Böylece görüyorsunuz sadece küçük bir alanı aldık.
Sadece kendim için bile bu gelişmelerin zaten var olduğu, hatta test edildiği gerçeğine çok fazla şaşırdığımı söyleyebilirim. Örneğin bu robot cerrah Da Vinci. Gelişmeler 1980'lerden bu yana devam ediyor ve aslında insanlara 20 yıl sonra geldi. 2000'lerde bazı insanların bilincinde cerrah sözcüğünün altında hala bir doktorun orada eğildiği tamamen farklı bir resim ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Ameliyatların uzaktan yapıldığını hayal etmiyorlar ki, bu zaten şu anda gerçekleştiriliyor. Çin'de 3000 kilometre uzakta veya doktoru yandaki odada oturduğu yerde. Yine biraz önce not ettin, doktor eğilmiş olarak orada duruyor ve çok az insan özellikle karmaşık ameliyatların saatlerce sürdüğünü düşünüyor. Yine de doktor bir insandır elbette. O yorulur, tükenir, artık kendisinin sağlık sorunları vardır. Zorlanmış konumsal yük bu dikkatini köreltir ve başka bir genel insan faktörü var. Onun ayrıca evde problemleri, işte birileriyle problemleri vardır. Ve aynen hepimiz gibi doktorlar arasında doktor sağlığınız ile ilgili bazı ciddi kararlar aldığı zaman bile başka herkes gibi o da kafatasında çeşitli düşüncelere sahiptir ki bu onun dikkatini dağıtır. Hatalar buradan ortaya çıkar. Bu gerçekten böyle. Oysa yapay süper zekanın böyle problemleri olmaz. Görebileceğiniz gibi bu sağlık hizmeti sadece tamamen farklı bir seviyede olacaktır ve şimdi artık bu bir masal değil. Bu şimdiden yarının bile gerçekliği değil. Aslında bugünün gerçekliğidir. Yine de bu durumda sadece bu alanı, sadece sağlık hizmetlerini ele aldık. Başka bir alanı alalım. Hangisini örneğin? Sanat örneğin. Örneğin sanat. Örneğin sanatçılar. Aslında bugün itibariyle yapay zekanın mevcut bir metne göre çizdiği teknolojiler zaten var. Bu bir metin ile sağlanıyor ve yapay zeka resimler yapıyor. Doğru mu? Evet, tam olarak. Dahası şimdiden bugün yapay zeka hiçbir sanatçının yeniden üretemeyeceği bir tablo yaratma yeteneğine sahip. Neden? Çünkü tüm sanatsal alanlarda bunu insandan çok daha iyi ifade eder ve yapar. Neden? O her şeyi analiz eder ve matematiksel olarak kesindir. Hata yapmaz. Bazı insanlar ya kendini ifade etmeye ne dersiniz diyecektir arkadaşlar. Bugün itibariyle nörol ağlar yapay sezgiye ve çok geniş hayal gücüne sahipler. Bundan dolayı bazı insanların böyle bir tutuma sahipler. O ruhsuz bir makine düşünemez, fantezi kuramaz ve tasavvur edemez, insana yetişemez. Yapay zeka insanı çoktan aştı. Basit bir örneği alalım. 1989'da Garry Kasparov şampiyon iken satrançta bir bilgisayarı yendi ama 1997 yılında bilgisayar Kasparov'u yendi. Ama o zamanlar o dünya şampiyonuydu. Evet, o zamanlar hala yenilmez bir dünya şampiyonu olarak kaldı. Gerçek şu ki o noktada insanın makine üzerindeki hakimiyetinin çağı sona erdi. O zamandan beri ve bugüne kadar. Eğer bakarsak sistemler geliştirilmekte. Şimdi insanları pokerde bile yeniyorlar. Dostlarım, biliyorsanız poker aslında psikolojik bir oyundan fazlasıdır. Orada nasıl blöf yapılacağını ve blöfün nasıl ayırt edileceğini bilmelisiniz. Yani sezgiyi kullanmak, hayal gücünü kullanmak, gözlem ve tüm geri kalanlar. İnsanlar artık pokerde bile kazanamıyor. Bu böyle değil mi? Bu nedenle yapay zekanın yapay sezgiye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Elbette, ayrıca hayal gücü. Bu nedenle diyelim ki aynen herhangi diğer uzmanlıktan olan insanlar arasında olduğu gibi sanatçılar arasında yerlerinin doldurulmaz olduğu fikri var ama her durumda bir makine daha iyi çalışır, her sanat tarzında daha iyi olacaktır. Şimdi örneğin gazeteciliği ele alalım. Gerçek şu ki bugün makineler makale yazmakta daha bile iyiler. Evet, onların çoğu Bloomberg News, Washington Post, Los Angeles Times ve Forbes için yazan robot gazeteciler ve en ilginç olan şey bugün yapay zekanın gazetecilik ödülünü kazanmasıdır. Ve geliştiriciler okuyucuların bu makalelerin yapay zeka tarafından yazıldığından şüphelenmediklerini söylüyorlar. Bunun bir insan değil yapay zeka olduğunu, evet elbette, ve okuyucunun bundan şüphelenmesi varsayılmıyor. Bu harika, öyle değil mi? Bakın, hayatımızın ne kadar daha ilginç, daha iyi ve daha güvenli hale geliyor. Aslında sadece bak bu noktayı ele alalım. Bugün itibariyle insan ihtiyaç duyar.
Evet, internet vasıtasıyla malları sipariş edebilir, ona getirirler vesaire. Ama kabul etmelisiniz, örneğin sanal gözlükleri takıp kendinizi bir süpermarkette bulmanız aslında çok daha elverişli. Etrafta yürüyebilir ve istediğiniz herhangi bir ürünü seçebilirsiniz, ona bakabilir, onun hakkında ayrıntıları bulabilirsiniz ve onu sipariş edebilirsiniz. Ve evinize getirilir, harika ve muhteşem bir şekilde, öyle değil mi? Dışarı çıkmaya ihtiyaç yok ve pandemi ile şu anda sahip olduğumuz gibi bir durum göz önüne alındığında vesaire, yani ortaya çıkmanıza, diyelim ki evinizden çıkmanıza, insanların arasında bulunmanıza ve sağlığınızı riske atmanıza gerek yok. Doğru mu? Evet. Bugün itibariyle 2020'den bu yana zaten dağıtım robotları, sınıflayıcı robotlar ve lojistik robotları var. Robotları, sınıflandırıcı robotlar ve hayal edilebilecek her şey var. Sadece bunun ne kadar elverişli olduğuna bakın. Yine yolları alalım. Lojistik var. Özellikle uzun mesafe tır sürücüsü olan insanlar var. Çok büyük tırları süren şoförler var ve malları bir noktadan diğerine taşıyarak çok uzun süre direksiyonda olmak zorundalar. Evet, bir makinenin bir aracı sürdüğü otomatik pilotlar ile donatılmış tırlar var. Bu muhteşem değil mi? Her şeyden önce ağır emek elimine ediliyor. İkincisi bu güvenlik. Makine aptal hareketlere izin vermez. Bu gerçekten böyle. Hatırlayalım, insanlar yolcu gemisinde tatil yapıyorlardı. Bu çok uzun zaman önce olmadı ve kaptan bir arkadaşına el sallamaya karar verdi ve gemiyi resiflere oturttu. Yapay zekanın hata yapması düşünülemez. Basitçe hata yapamaz çünkü her şeyden önce çok fazla faktörü hesaba katarak güvenliği sağlamak ve her şeyi zamanlı ve doğru şekilde gerçekleştirmek için programlanır. İnsan makine kadar birçok faktörleri hesaba katamaz. Bu kötü mü? Ufukta ne tür harika bir gelecek olduğuna bakın, öyle değil mi? Belki iklim tahminleri, sonunda iklim tahminine sahip olacağız. Belki, pekala, hayır, makine bile bununla baş edemez. Neden? Çünkü şimdi böyle bir duruma sahibiz. İklim ile iklim bilimciler kötü oldukları için değil. Burada yapay zeka için bile hesaplamak çok zor olur çünkü her şey değişiyor. En azından insanlar için bir tür uyarı sistemi olabilir. Uyarı sistemi kesinlikle daha iyi olur. Daha hızlı, daha iyi ve yüksek kalitede olur. Örneğin bir tehdit var. Tsunami, çok büyük bir deprem veya yanardağ aktivitesi, bu kaçınılmaz olduğunda, o zaman yine o otobüsleri getirmek ve insanları çok hızlı bir şekilde tahliye etmek süper zeka için çok basit. Yani anında. Oysa insanlar düşünüyorlar. Bugünlerde bu nasıl? Bir problem ortaya çıkıyor. Bir kişi diğerini bildiriyor, sonra daha yüksek yönetim bir karar alıyor, sonra bir yol aramaya başlıyorlar. Otobüsler nereye gidecek, nasıl tahliye olacak, yol nasıl yapılacak, bu zaman alıyor. Evet, zaman kayboluyor. Oysa bunlar insan hayatları ve miskinliğimiz ve bürokrasimiz nedeniyle birkaç insanın öldüğüne bakın, bu böyle değil mi? Ve kim bununla karşılaşmadı dostlar, ya da böyle şeyler işitmedi ya da görmedi. O yangınlar, kazalar ya da başka şeyler, bu gerçekten bir problem. Oysa bu durumda her şey çok daha hızlı çalışır. Bu hayatlarının kalitesini geliştirmez, zenginleştirmez mi? Elbette geliştirir. Ya manların kalitesi, üretim, tehlikeli çalışma koşulları, monoton üretim işi var. Elbette bu da üretim kusurlarını azaltır ve üretkenliği artırır. Doğal olarak insan yorulur, doğru mu? İnsan yorulur ve üretim sahasında hatalar yapmaya başlar. Elbette bazen ölümcül hatalar. Kesinlikle doğru. Sadece sıradan yorgunluk nedeniyle, oysa makine umursamaz, günde 24 saat çalışabilir. Ona ne olabilir? O sadece bir makine. Arızalansa bile o robot onu hemen onarır. Herhangi bir program hatası anında yeniden başlatır. Ve bu kadar. Makine tekrar çalışır. Neden? Çünkü süper zeka onu gözler. Herkes için bir tür büyük bakıcı. Bu elverişli değil mi? Öyleyse hangi alanı alırsak alalım, bu muhteşem bir gelecektir. Ama dostlarım, bu muhteşem gelecek sadece yaratıcı toplumda olabilir. Oysa bunun kaçınılmaz olduğu gerçeği, bu kaçınılmazdır. Size basit bir örnek vereceğim. Bilişim sektöründe gelirler en azından bu yıl 4 trilyon dolardan daha fazla olacak. Sadece düşünün, böyle çok büyük bir pasta. 4 trilyon değerinde. Size göre bu pastaya kaç tane ağız açılır? Çok fazla.
Özellikle silah trafiği dahil bütün savunma sektörünü kesinlikle her türlü harcamaları karşılaştırırsak sadece 2 trilyona mal oluyor. Bunlar tüm dünyadaki masraflar. Bu arada bilişim 4 trilyon değerinde. Bu önemli. Elbette bu nedenle her şeyi kendileri için almak isteyenler var. Ve bunun üzerinde çok ciddi, kapsamlı şekilde ve uzun zamandır çalışılıyor. Gerçek şu ki tüm bunlar muhteşem. O hem bir hekim hem de bir öğretmen. Bu harika. Ama yaratıcı toplumda. Oysa tüketici formatta başka bir taraf var. Neden? Az önce özetledik. Bu tüm sağlık hizmeti personelinin farklı işler aramaya zorlanacaklarını belirtiyor. Soru, bu işleri nerede arayacaklar? Evet, elbette bu bugün ile ilgili bir sorun. Elbette ve neden insan iş aramaya zorlanacak? Çünkü tüketiciler olarak bir insana değil bir makineye gideceğiz. Çünkü kalite çok daha yüksek ve maliyet çok daha düşük. Öyle değil mi? Kendimizi seviyoruz, öyle değil mi? O doktoru sağlığımızı ve cüzdanımızı kaybederek ziyaret edecek kadar çok sevmemiz beklenir mi? Onu desteklemek için. Gerçekte bu şekilde davranmayız çünkü başka herkes gibi tüketicileriz. Bu mantıklı mı? Mantıklı. Pedagoji alanı bu. Uzaktan eğitim yılı insanların kusurlu olduklarını gösterdi. Sadece anlamanız için. Eğitimin kalitesi %30 düştü. Neden? Çünkü eğitim sınıfta olduğu zaman bu bir şeydir ama uzaktan olduğu zaman burada insan faktörünün etkisi oldu. Çocuklarıyla uzaktan bağlantı kuran öğretmenler gevşediler. Bunu kendi başına öğren ya da başka bir şey diyorlar. Geçici bir olgu evet. Elbette daha sonra çözeceğiz. Öğretmen evde çocukları etrafta koşuyor, başka bir şeyler oluyor ve o gerçekte yapmak istemiyor. Bu nedenle her şey yanlış gidiyor ve eğitim seviyesi sert bir şekilde düştü. Bu makineyle mümkün mü? Asla. Makine herkes ile bireysel olarak uğraşır. Size gerçekten ihtiyacınız olan eğitimi verir ve her insan için bir yaklaşım bulur. Makinenin her bir çocuğa bireysel olarak bir yaklaşım bulacağını not edin. Neden? Çünkü o en iyi psikologdur ve başka herkesten daha iyi bir öğretmendir ve her çocuğa çocuğun öğrenebileceğinin maksimumunu öğretir. Bu kötü mü? Bu iyi. Şimdiden benzer teknolojiler var. Evet, elbette bugün bu teknolojiler var. Özel öğretmenler test ediliyorlar. Evet ve kıdemsizlerden kıdemli olanlara kadar tüm öğretim kadrosunun ciddi bir şekilde değiştirilmesi zaten devam ediyor. Üniversiteler ve başka her şey hepsi sanal olacak. Ayrıca ortaokullar her şeyden önce tüm bunlar çok pahalı. Ve ikinci olarak hepsi paraya mal oluyor. Oysa burada sadece tek bir özel öğretmeni programlıyorsunuz. Biraz önce bu yıl bilişimde 4 trilyon elde edeceklerini söyledik. Hatta biraz daha fazla. Ama ne sağlık hizmetleri, ne pedagoji, ne de başka bir şey dikkate alınmadı. Buna rağmen pedagojide milyarlar ve sağlık hizmetlerinde milyarlar var. Bu böyle değil mi? Ve hepsi tek bir kişinin ellerine akıyor. Hepsi tek bir kişinin ellerine akacak. Süper yapay zekayı ilk yaratacak ve başlatacak olan kişiye. O tek bir insan mı olacak? Çoğunlukla bu bir gruptur. Sonuçta tarihi biliyoruz. Tarihte bir şey her zaman bir grup tarafından yapılır. Birkaç insan, teknoloji tutkunları, sonra birbirleriyle rekabet etmeye başlarlar. Medeni bir şekilde söylersek ve onlardan bir hayatta kalır, tek bir sahip olur. Neden? Çünkü dostlar her birimizde el yaşıyor. Her birimiz süper alfa olmayı arzulayan bir alfayız. Ve zaten bir süper alfa olduklarını düşünenler mega alfa olmak isterler, el olmak isterler ve her birimizde bu el var. Canlı değilse o zaman uykuda. Bu kaçınılmaz. Bir insana tüketici formatta bir fırsat verin ve bu kesinlikle gerçekleşir. Bugün itibarıyla bu olmadı ama birçok girişimler oldu. Sen ve ben tarihe geri gidip bakabiliriz. Hitler, Napolyon, Makedonyalı İskender kimi alırsak alalım. Tüm bunlar neyin tezahürü?
alfa, mega alfa olmayı arzulayan bir süper alfa. Niçin savaş? Kişinin kendi ben merkezciliği için. Bu böyle değil mi? Tüketici formatta. Bu gerçekten böyle ve hiç kimse bundan kaçamaz. Böylece öğretmenler sokağa çıkacak, doktorlar sokağa çıkacak, herkes sokağa çıkacak. Neden? Her meslek kademeli olarak İşten atılacak ve el konulacak. Nerede kar varsa süper zeka oraya gider. Gelecek bilimcilere göre en azından bir meslek kesinlikle çok ayrıcalıklı olacak. Bilişim uzmanları çağ nedeniyle bir değil üç. Hatta üç. Onların üçünün ismini veriyorlar. Bilişim uzmanları, sonra avukatlar ve finansörler. Bunlar en azından geleceğin üç mesleği, öyle değil mi dostlarım? Gözden ilk düşecek olanlar, kültürler olarak söyleyelim, bilişim uzmanları olacak. Bu beklenmedikti. Beklenmedik. Birkaç insan bunu biliyor ama size bilişim uzmanlarının bugün ne ile karşılaştıklarını anlatacağım. Kariyerlerine daha erken başlayanlar, en azından 10 yıl önce ve bilişim uzmanları, programcılar olanlar güven kazandılar ve şimdi talep görüyorlar. İnsanlar bunu biliyor. Onlara ihtiyaç var, her zaman işleri var ama gelmekte olan genç insanlara gelince onlar için bir iş bulmak şimdiden zor. Bilişim uzmanlarının hizmetlerini kullanan birçok şirket var. Ama bir problem var. Neden? Çünkü bugün o süper zeka, bir kez daha vurguluyorum, süper zeka onlarca şirkette var. Büyük şirketler var, akıllı olanlar var ve onlar süper zekayı ilk yaratan ve başlatan olmak için birbirleriyle rekabet ediyorlar. Bu nedenle bu sistem şimdiden o programcılardan, hatta en üst seviyede olanlardan daha iyi ve daha hızlı programlar yazıyor. Çok fazla insan zaten görüyor, özellikle bilişimde dahil olanlar, insanlar tarafından yazıldığı varsayılan küçük programların ortaya çıktığını görüyorlar. Ama bu kodlara erişimi olanlar, bu kodların çok mantıklı, çok mükemmel olduklarını görüyorlar. Yani onları insanların yazması son derece zor. Bizi izleyen bazı programcıların şimdi hadi ama bu imkansız, benim yerimi alması imkansız diyeceklerini anlıyorum dostlarım. Kullandığınız şey bayağı algoritmalar, basit matematik. En iyi matematikçi kim? Geçmişte satranç oyuncuları da yerlerinin alınamayacağını düşünüyorlardı ve 200 yıl önce dokumacılar, hayal edin, binlerce yıldır var olan ve nesilden nesile aktarılan bir meslek. Onlar da ebediyen bu şekilde yaşayacaklarından emindiler ama sonra aniden dokuma tezgahı yaratıldı. Bu oldu. Ve daha yakın zamanları hatırlayalım, çiftçilerin yük beygirlerini bulundurduğu zamanları ve meslekleri. Yılda sadece bir kez toprağa sürmek zorunda oldukları zaman çalışıyorlardı. Küçük sebze bahçeleri, küçük alanları olanlar kendi başlarına idare ediyorlardı. Oysa ekim için hazırlanmak zorunda olan çok büyük topraklara sahip olan toprak sahipleri ve insanlar vardı. Ve onlar aslında tek işleri at yetiştirmek olan, onları bir amaçla eğiten o çiftçileri kullanıyorlardı. Onlar toprağı çok daha hızlı, daha iyi ve yüksek kaliteli sürüyorlardı ve tüm yıl boyunca hayvanlara bakıyorlardı. Bu onlara tüm yıl boyunca sağlanan mevsimlik bir iş. Onlar da mesleklerinin ebedi olduğunu düşünüyorlardı. Ama sonra traktör ortaya çıktı ve traktör sürücüleri kim ortaya çıkıncaya kadar kesinlikle yerlerinin alınmayacağını gururla düşünüyorlardı. Otomatik pilot. Ve bugün arkadaşlar, insan varlığının çok düşük olduğu çiftlikler var. Her şey hayvanlara ve bitkilere bakmak, ekim yapmak, hasat yapmak, çapalamak ile başlayan her şey yapay zeka tarafından kontrol edilen otomatik sistemler tarafından yapılıyor. Bu nedenle bu sadece zaman konusu, sadece biraz daha uzun. Biliyor musun neyi hatırladım? Esasen ABD'de bazı başkanların danışmanı olan bir psikolog var. Bir keresinde ona geleceğin girişimlerini nasıl tasavvur ettiği soruldu ve fabrikalarda sadece iki personel olacağını tasavvur ettiğini söyledi. Bir adam, evet,
Ve bir köpek, köpeği beslemek için gerekli bir adam, oysa köpeğe adamı uzakta tutmak için ihtiyaç var. Adamı makineden uzakta tutmak için, makinelerden, evet zaten buna geliyor ama orada da bir problem vardı. Neden? Çünkü her makine kendi programına göre çalışmak zorunda ve insanlar onu izlemek zorunda. Örneğin o bilişim uzmanlarına bu programları ve başka her şeyi yazmak için ihtiyaç var. Ama süper zeka hayatlarımıza girer girmez her şey anında değişecek. İnsana hiç ihtiyaç olmayacak. Neden? Çünkü süper zeka çok fonksiyonlu bir makinedir. Makineleri izleyebilecek ve bozulmaları durumunda makineleri onaracak, temizleyecek, restore edecek, kuracak olan robotları zamanında aktive edebilecek ve bu yalnızca tek bir süper bilinç tarafından kontrol edilecek. Hala biz insanların çok mükemmel olduğumuzu, robotların asla yerimizi almayacağını düşünen insanlar var. Doğru, herkes bu şekilde düşünüyor. Demek istediğim, biraz önce bilişim uzmanları hakkında konuştuk. Ama avukatlar da bunu düşünüyor. Bir robot yargıç nasıl olabilir? Bu gerçekçi değil. Bu hukuk biliminde o kadar çok durumlar, o kadar çok imalar var. Yine de konu aslında ne hakkında? Nasıl rüşvet verirsin ve bir makine ile nasıl anlaşma yaparsın? Hiçbir yolu yok. Yasa zorlanmış olacak. Ama bize bunun iyi olduğunu söyleyecekler ve kabul edeceğiz. Çünkü beni bağışlayın. Eğer suçlu değilseniz suçlu kılınmazsınız. Yasa herkes tarafından mükemmel şekilde gözlenir. Yine bu harika yaratıcı toplumda, tüketici toplumda, tüketici toplumda yargıçlar düşünür. Herkesi yerinden edecekler ama bizi değil. Elon Musk çok fazla akıllı insanın gerçekten hafife aldığını söyledi. Anlamıyorlar ve korkutucu olan ne biliyor musun? Her şeyin ne kadar ciddi olduğunu anlamıyorlar ve o dedik ki bu gurur ve aslında apaçık bir hata. Bu yüzden bu gurur değil, bu aptallık. Üzgünüm arkadaşlar böyle basit bir ifade için ama bu bizim insani aptallığımız. Durumu değerlendirmemiz gereken ölçüde değerlendirmiyoruz. Şu anda sahip olduğumuz şeye gelmemizin nedeni budur. Yine de şimdi sahip olduklarımız hakkında daha fazla konuşacağımızı umuyorum. Şimdi yüksek teknoloji hakkında konuşuyoruz ve burada büyük bir eksiklik de var. Yine içsel alfamız yerimizin anlamayacağını söylüyor, öyle değil mi? Öyle. Bir soba yapımcısı, bir robot gerçekten benim yapabildiğim kadar iyi bir soba yapabilir mi? Yapabilir ama sadece senden 10 kat daha iyi dostum. Neden? Çünkü bir robot her şeyi hesaplar. Kullanılan tuğlaların kalitesini, çimentoyu, kili, kullanılan her şeyi materyale bağlı olarak ve ne tür bir soba olduğuna dayanarak ve matematiksel olarak en düşük maliyetiyle ve en yüksek verimiyle bu da oda için sobanın en iyi tasarımını hesaplar. Neden? Çünkü matematiği senden çok daha iyi bilir dostum. Ne kadar iyi bir soba yapımcısı olduğun önemli değil. Görüyorsun, kimi veya neyi aldığımız önemli değil. Bu yapay zekanın yerini alamayacağı hiçbir meslek yok. Yapay zekanın gerçekten Go oyuncuları nasıl yendiğini hatırladım. Çoktan yendi. Bunu nasıl gerçekleştirdi hakkında ne söylediler? Bunun imkansız olduğu düşünüldü ama artık kazanamıyorlar. Bu böyle değil mi? Kazanamıyorlar ve makinenin oyununa o kadar hayran oldular ki veri tabanından sadece insanların ona öğrettikleri bazı hareketleri almıyordu ama yapıyordu, düşünüyordu. İnsanların yapamayacağı türden hamleler yaptı. Doğru, bu tam olarak onları memnun eden şey. Hiç böyle hareketler görmemişlerdi. Onun daha akıllı olduğunu ve ileriyi gördüğünü, bu nedenle bugün var olan her mesleğin yerini makineler alacak ve aslında bu doğru. Böyle olması gerekiyor. Bu dördüncü teknolojik devrimden geçmeliyiz. Çünkü teknoloji gelişimi olmadan arkadaşlar hepimiz bir gelecek görmeyeceğiz. Bu gerçekten böyle. Bu konuya girmeyi ve tartışmayı umuyorum. Teknolojik devrim neden bu kadar önemli? Çünkü insan aslında neredeyse her emekten özgür olmalı. İnsan kendini geliştirme ile meşgul olmalıdır. Oysa insan iş ile meşgul olduğu zaman kendisiyle ilgilenmek ve kendi gelişimiyle meşgul olmak için zamanı olmaz. Çok fazla endişesi olur.
Bu doğru. Ayrıca tamam 3 devrim vardı. Birinci, ikinci ve üçüncüsü. Evet, bazı meslekler ortadan kayboldu. Adapte olduk diyen teknoloji optimistlerinin fikrini tartışmak istedim. Adapte olduk, yenileri ortaya çıktı. Bir yerde niteliği değiştirdik ve yeni meslekler ortaya çıktı. Ve bu kez muhtemelen aynısı olacak. Olmayacak. Her meslek, onlardan birini alalım. Gazeteciliği zaten tartıştık. Sanatçıları ele alalım. Yapay zeka onların yerini alabilir mi? Alabilir dostlarım. Bugün alt şahsiyetlerin konserlerini görüyoruz. Yani vefat etmiş insanların. Doğru, ödül töreninde Michael Jackson. Kesinlikle doğru. Vefat etmiş bir rapçı stadyumda gösteri yapıyor. Bir hologram. Hologram. Yapılan güzel bir şov. Tek bir insan böyle bir şov yapamaz. Ve yine performans harika. Bu yüzden sadece bakın, bunlar faydalar. Biz sadece biraz daha ileriye bakıyoruz. Zaten mevcut ve yapılmakta olan modern teknolojilerin uygulanması ama yapay zekanın kontrolü altında. Basit bir örnek. En ünlü ve en çok teşvik edilen sanatçılar, hepimizin sevdiği. Dürüst olalım, bu onların başarısı mı? Hayır, onların yapımcılarının başarısıdır. Gerçekte daha yetenekli insanlar var. Sahnedeki insan ne kadar yetenekli olursa olsun, bu sadece onun süper yetenekli bir yapımcıya sahip olduğunu belirtir. Görmediğimiz o gri yüksek mevki. Onun sayesinde sahnede olanları görüyoruz ve şimdi bunun nasıl başlayacağına bakalım. Sonuçta bu keskin bir değişim değil. Bu kademeli ama hızlı. Doğal. Bu hızlı ama doğal. Yapay zeka bizim için fark edilmeden girecek. İşte basit bir örnek. Örneğin dostum, bir yapımcısın. Fonların var, bağlantıların var ve bunu nasıl yapacağını biliyorsun ve bir seçimin var. Bir oğlanı veya bir kızı ele alalım ya da bir oğlan ve bir kızı. Onların yapımcısı olmak ve onları şarkıcılar olarak teşvik etmek. İyi şarkı söylüyorlar, iyi hareket ediyorlar ve gelecekleri parlak. Veya örneğin sanal bir şarkıcıyı alalım. Sadece diyelim yapay zekayı, süper zekayı yaratan aynı şirketten bir imajı satın alırsınız. Seçiyorsunuz ve ne türde bir imajı ihtiyacınız olduğunu, onu nasıl tasavvur ettiğinizi söylüyorsunuz. Ve size böyle bir sanal avatar sağlıyorlar ve basitçe şarkı söyleyebilen, her oktava erişebilen ve her türde performansı sağlayabilen bu sanal şarkıcıyı teşvik etmeye başlarsınız. Asla akortsuz söylemez. Başka herkesten daha iyi şarkı söyler. Başka herkesten daha iyi oynar. En seksi ve en baştan çıkarıcıdır, öyle değil mi? Yapılan bir gösteri de satın alınır. Bu yalnızca, beni bağışlayın, sokulan bir flash bellektir ve makine her şeyi yapar. Demek istediğim, istediğiniz her türde gösteri. Tüm bunlar sahnede sanal olarak gerçekleşiyor. Hologramlar, renk, aydınlatma ve başka her şey. İnsanlar onun canlı olup olmadığını ayırt etmezler. İnsanlar gerçekte harika bir gösteri, güzel bir ses ile performans sergileyen bir şarkıcıyı, çok büyük bir yetenek ve gerçekten sadece hit parçaları söyleyen birini görürler. Bu müziği yapay zekadan daha iyi kim yazar ya da o şarkıları? Yapay zekanın onu bestelemesi için 6 saniyeye ihtiyacı vardır. Tarihimiz boyunca var olmuş olan tüm hit şarkıları analiz etmek ve bunlara dayanarak kendi ritimlerinde şaheserler yaratmak için sadece 6 saniye. Bu böyle değil mi? Bazı insanlar neden söz ediyorsun diyecekler. Özellikle şarkıcılar %100 izleyiciyle enerji rezonansı iletmek. İzleyiciyle enerji rezonansı, duygu kasırgası. Evet, başka de işte sadece bir sanatçı bunu iletebilir dostlarım. Size büyük bir sır verebilir miyim? Siz yalnızca bir resimsiniz. Bir dikkat nesnesisiniz. Oysa enerji izleyiciden size gelir. Sizden izleyiciye değil. Akortsuz şarkı söylemeye çalışın. Ve görürsünüz enerjiniz nerede? Dikkati size yatırmaya başladıkları zaman size enerji veren izleyicidir. Oysa sizin göreviniz dikkati çekmektir. Kim dikkati daha iyi çeker? Daha iyi gösteri yapan, öyle değil mi? Veya bugünlerde olduğu gibi böyle icracılar var. Sarhoş olduğu ve sahnede düştüğü zaman mikrofonu 5 metre uzağa uçar. Ses kaydı çalmaya devam eder. Oysa siz izleyiciler arasında oturuyor ve dinliyorsunuz. Paranız ve zamanınız boşa gitti. Evet, dinliyorsunuz ve onun sallandığını görüyorsunuz. Şarkı söylediğini duyuyorsunuz. Oysa mikrofonu bir kenarda yatıyor ve aptal olduğunuzu anlıyorsunuz. Boşuna zaman harcadınız ve para, bu böyle değil mi? Böyle. Oysa sanal bir şarkıcı asla bu tür durumlar yaşamaz. Sahneden düşmez. Asla akortsuz söylemez ya da herhangi bir notayı kaçırmaz ve mükemmel bir kulağa sahip olan insan bile orada olduğuna memnun olur. Bu nedenle gerçeklik beklentileri bile aşağı ve neşe getirir. Elbette ayrıca salon.
Biz, yani konserlere gidenler söylemek istediğim şeyi anlıyorlar. Tüm bu salonda aydınlatma, göz kamaştırıcı ışık ses dağılımıdır. Yanlış koltuktaysanız bu kadar az zevk vardır. Yapay zeka için salonda herkesin son derece hoşnut olacağı bir atmosfer yaratmak çok kolaydır. Ayrıca yapay zekanın her birinizi bildiğini unutmayın. İşitilebilirlik eşiğinizi bilir, nerede aşıldığını, nerede algılanacağını, sizi heyecanlandırmak için nerede iç kaynaklı uyuşturucular salı verilmesine katkıda bulunacağını ve sizi irite eden her şeyi kısıtlar. Ve tatmin olmuş olarak ayrılırsınız. Aynı şey tiyatrolarda. 6 saniye ve sanal aktörler. İnsanların performans gösteremeyecekleri şekilde performans sergilerler ve bunu sunarlar. Artı sinema. Zaten sanal aktörler de var. Zaten var. Evet, kesinlikle doğru. Bugün sanal olanlar var. Evet, vefat etmiş insanlar filmlerde rol alıyorlar. Kesinlikle doğru. Sanal aktörler. Bu nedenle bunda karmaşık hiçbir şey yok. Tüm bunlar çoktan geliştirildi ve test edildi. Şimdi ihtiyacımız olan herhangi bir sınır kolayca ölçeklenebilir. Artı sinema. Biraz önce ünlü aktörlerden söz ettik. Yine aktör nedir? Aktör ne kadar ünlüyse o kadar çekicidir, öyle değil mi? Bir filme katılan reklam gibidir ama o paraya mal olur. Oysa beni bağışlayın, yıllık bütçeyi ele alalım. Böyle bir miktarı kim reddeder? Sanal karakterler kullanmak, yaratmak çok daha basittir. Eskiden orada olan, şimdi izlediğimiz, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz film karakterlerimiz, Charlie Chaplin ve siyah beyaz filmlerden olan diğerleri gibi tarih olacaklar. Onları geçmiş gibi hatırlayacağız. Oysa gelecek olan aktörler yaşlanmayacaklar. Onlar kolayca imajlarını değiştirecekler ve hepsini seveceğiz, öyle değil mi? Aynı şekilde tanınacak ve sevilecekler ama hiçbir şeye mal olmayacaklar. Neden hiçbir şeye mal olmayacaklar? Çünkü tüm gelir nehirleri özellikle ele akacak. Bu süper yapay zekanın arkasında olan kişiye. O en sonunda her şeyi kendisi için alacak. Başlangıçta evet yapımcılar olacak. Onunla bir veya iki yıl oynayacaklar. En fazla 3 yıl ama sonra onları zorla uzaklaştıracak. Bugünlerde ayrıca bir yerlerde ünlü aktörlerin kanallarının göründüğü yapay montaj videolar var. Kesinlikle doğru, TikTok'ta. İnsanların ayırt etmesinin bile çok zor olduğu yerlerde nerede gerçekler, nerede değiller. Evet ama gerçekte, beni bağışlayın, bu gerçekten öğrenen bir makinedir. Bahsettiğim budur. İnsanların kendileri makinenin öğrenmesine katkıda bulunuyorlar. Bunu ne görüyorlar ne de biliyorlar. Biraz teknolojiye geri döneyim. Örneğin birçok bilişim uzmanı, üst seviye programcılar oturup kodlar yazıyorlar, bir görev alıyorlar, yaptıkları şeyi ve ne için yaptıklarını bile bilmiyorlar. Veya onlara bazı masallar anlatılıyor, bir kişi bunu yaptı ve her şey belirtilen göreve karşılık geliyor gibi görünüyor. Sonra tüm bunlar onlara geri dönüyor ve onlara hayır, bu kısmı yeniden yap, burada bir şey yanlış deniyor. Onlar aslında bunu daha da kötüleştireceklerini anlıyorlar ama bunun için onlara çok fazla para ödeniyor. Bu böyle değil mi dostlar? Ve oturup düşünüyorlar. Bu yöneticiler gerçekten pek normal değiller. İyi bir şey alıp kötüleştirmem için çok para ödüyorlar. Onu kötüleştirmeleri için para ödeniyor. Daha sonra o kişiye tekrar geliyorlar ve hayır, bunu daha iyi hale getirmek için bu şekilde yap diyorlar. 3 veya 5 kere. Ve o kişi 6 ay veya 1 yıl oturuyor ve aynı şeyi yeniden yazıyor. Gerçekten umursuyor mu? Ona söyleniyor, bir görev veriyor ve iyi para ödeniyor. Böyle bir durumla kim karşılaşmadı dostlar? Evet, zamanla sizden çok daha iyi düşünmesi için bir makineye öğrettiğinizi anlamıyorsunuz bile. Aslında tüm düşünce şekillerinizi ve tüm adımları ona aktardınız. Bu nedenle biliyorsunuz, Yehuda gibi geleceğinizi 30 parça gümüşe sattınız. Emekli oluncaya kadar 20 parça gümüş almaya devam edebilirdiniz. Çünkü hiç kimse, eğer ona öğretilmeseydi, yapay zeka yaratmak imkansız olurdu. Yine de üst seviye uzmanlar eylemleriyle basitçe bir makineye öğretiyorlar. Nasıl düşüneceğini, nasıl çözeceğini, nasıl yaratacağını ve hangi programları kullanacağını ona sadece öğretmiyorlar ama zaten öğrettiler. En ilginç olan şey nedir biliyor musunuz? Tam şu anda, evet tam şu anda çok fazla sayıda programcı, en iyi programcılar çeşitli kodlar yazıyorlar. Ama bu yazdıkları çeşitli kodlar gelecekteki işsizliklerinin kodlarıdır ve sadece kendilerinin değil ama aynı zamanda dostlarının ve iş arkadaşlarının. Bu gerçekten böyle. Bu aslında sizin, dostların, tam şu anda bunu bilmeden bile programladığınız mega zekayı, yapay zekayı yaratmanın bütün noktasıdır. Are programming right now without even knowing that.
Of course, it's interesting to do something new. But when you do something, elbette yeni bir şey yapmak ilginçtir. Ama bir şey yaptığınız zaman en azından yapmakta olduğunuz şeyi ve ne için yaptığınızı bilmelisiniz ve işinize daha fazla sorumlu davranmalısınız. O zaman dünya da daha iyi olur, öyle değil mi? Bugün itibarıyla birçok programlar, eklemeler ve uzantılar zaten yapay zeka tarafından yaratılıyor. Sadece insanlar bunu henüz pek görmüyorlar. Ve sonunda kimin daha aptal olduğu ortaya çıktı. Makine daha aptal olamaz. O bir makine. Bir insandan farklı olarak o mükemmeldir. Bu yüzden her şeyi devralacak. Özellikle insanlar diyorlar ki biz insanlar mükemmel olduğumuz gerçeğiyle yapay zekadan ayrılıyoruz ve yapay zekadan korkmuyoruz. Kesinlikle bizi aşamaz. Elbette biz insanlar olarak mükemmeliz ama ne yazık ki bu mükemmel insan kısmımızı geliştirmiyoruz. Tüketici formatımızda kendimizdeki hayvan düşük kısmımızı geliştiriyoruz, öyle değil mi? Tüketici formatta insanın daha yüksek, mükemmel kısmı gelişti mi? Yoksa bir parça ekmek veya tatlı bir kemik için birbirimizin boğazını kemirdiğimiz bir hayvanınki gibi tüketici kötü ve düşük kısmı mı gelişmekteydi? Bölge için kavga, bölge için savaşmaktaydık ve hala savaşıyoruz ve birbirimizin boğazını kemiriyoruz. Öyleyse mükemmel miyiz? Dostlar, sadece yanıtlayın. Mükemmel miyiz yoksa değil miyiz? Biz kimiz? Biz kendimiz kim olduğumuzu bilmiyoruz. Biz insanlık olarak biz kimiz? Ve hala bu soruyu yanıtlamalıyız ama bunu hep birlikte yanıtlamalıyız. Ya hep birlikte yanıtlamalıyız ve o zaman anlarız. Hepimiz hayvanlar, kendilerini öldüren hayvanlar olduğumuzu anlarız. Ya da bu soruya hep birlikte yanıt veririz ve o zaman evet biz insanlığız deriz. Bunu gururla söyleriz. Biz insanlığız ve gerim adım atmadık ve başardık. Öyleyse hangisi daha iyi? Ve daha iyi olan şey, buna karar vermek bireysel olarak her birimize bağlı. Ve her durumda karar vermek zorunda olacağız. Yine yapay zeka gerçekten her insan için doğru yaklaşımı bulur. Gerekli olan şeyi sunar, uygun olan şeyi yapar, her birimizle bireysel olarak ilgilenir. Gerçekten ilgilenilmek istemiyor muyuz? Bu nedenle herkesle ilgilenecek. Ama beni bağışlayın dostlar, ayrıca her birimizin yerini yaşayacak. Yine de zaten şimdi yapay zeka tarafından yapılan ürünleri daha çok seviyoruz. Diyelim senaryo yazma, reklam yaratma gibi görünürde yaratıcı bir meslek vardı. Tam olarak. Ama insanlar oy verdiğinde hem insana hem de yapay zekaya reklam yapma görevi verildiğinde ve elbette robotlar bunu insanlardan daha iyi yaptı. Bu hoşumuza gitti. Evet, hem uzmanlar hem de oy veren insanlar robotların işini daha çok beğendiler. Evet, bunlar ilk adımlar. Neden şimdiye kadar dikkatli kabul edildiler? Onu kısıtlamak mı? Şimdiye kadar yaratıcılar onu kısıtlıyorlar ve bunu dikkatle ve fark edilmeden yapıyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse birçok gerçek yazar ve gazetecinin arkasında robotlar var. Sadece bilmeniz için. Gerçekten iyi olanlar ve sizi ürpertenler, biliyorsunuz, okuduğunuz ve tüyleriniz diken diken olduğu zaman durumların %90'ında bu robotlardı. Neden? Ama gerçek insanlar para alıyor. Şimdiye kadar bunu çok fazla açığa vurmak istemiyorlar. Ve aslında gerekli değil. Zaman gelecek ve her şeyi kendi gözlerimizle göreceğiz. Robot robottur. Yorulmaz. Şeyleri daha iyi yapar. Tüm psikolojimizi ve başka her şeyi hesaba katar. Az önce tartıştık. O aslında her yerde olacak. Sadece bakın yine televizyonu alalım. Esasen zaten sanal haber sunucuları var, doğru mu? Sunucuları var, evet. Ve bakın kaç tane insana ihtiyaç var. Stüdyolar gerekli, doğru ekipman gerekli. Bu çok büyük enerji tüketimi, artı binalar. Bu çok fazla problem, her şey değişiyor. Hiçbir şey gerekli değil ve mükemmel televizyonunuz olur. Hoşunuza giden her şeyi yapacak olan olağanüstü sunucularınız olur, öyle değil mi? Başlangıçta bir tür iyi motifler ile tanıtıldı. Gece vardiyalarında bu sanal sunucular olacaktı ve bazı tehlikeli yerlerde muhabirler olacaklar. İyi bir bahane ile içeri giriyorlar. Evet, orada insanın olması zorunlu değil. Bir robot göndermek yeterli. Bazı robotlar bir video kaydetti ve tüm bunlar anında yayınlanır ama ekranda çok iyi görürüz. Bu güzel bir kızdır veya askeri çatışma bölgesinden rapor veren ciddi bir adamdır. Oysa gerçekten
yokluğa uğradı sürünen bir robottur. Bu kolay değil mi? Bugün zaten yapılıyor. Bugün itibariyle esasen yapay montaj videolar belgesellerde de var. Bir karakterin yüzünün gizlenmesi gereken yerde eskiden olduğu gibi sesi ya da yüzü çarpıttıkları gibi maskeyle değiştirilmiyor. Ama nöral ağ sadece yüzü değiştiriyor. Ama imaj basitçe değiştir. İşte yanıt. Muhtemelen böyle bir yüz bir yerlerde bile var. İşte yanıt. Ama yakında tüm bunlar gidecek. Yine neden? Bu kitlesel medya bizim fikirlerimizdir. Demek istediğim onlar kendi fikirlerini bize empoze ediyorlar. En sonunda o dereceye gelir ki bizim olur. Bu kitleleri kontrol edilmesidir. Bunu bırakacaklar mı dostlar? Elbette bırakmayacaklar. Bazı insanlar elbette eğer televizyon kanallarının sahipleri bunu istiyorsa o hayır vazgeçmeyeceğim diyecektir. Ama sana kim soracak dostum? Onlar alternatif bir kanal yaratırlar. Sizinkinden çok daha iyi. Herkes oraya koşar. Sonuçta bizler tüketiciyiz. Her zaman daha iyi, daha yumuşak. Bizim için daha ilginç olan yere gideriz, öyle değil mi? Ve biraz önce filmlerden söz ettim. Aktörlerin paraya mal olduklarını, artı uysuz olduklarını ve hastalandıklarını söyleyerek başladık. Böylece bir film yapmaya başlarsın. Oysa o beni bağışlayan alkol zehirlenmesi geçirir ve ölür ama sen çok fazla para yatırdın. Yapımcı olarak bununla ilgilenir misin? Hayır, ilgilenmezsin ve veya bu mega bilinçten aynı filmi sipariş etmek çok daha kolaydır. Sadece bir görev belirleyin, senaryo verin, onu nasıl tasavvur ettiğinizi ve ne istediğinizi anlatın ve bir hafta içinde tamamlanmış filmi alırsanız harika aktörlerle, mükemmel çekilmiş başka her şeyle bir hafta 10 kat daha ucuz, 100 kat daha kazançlı, öyle değil mi? Ve eğer isterseniz sizin katılımınız ile bile istediğiniz her şey herhangi bir aktörün katılımıyla, sizin katılımınızla ve başka her şey dronlar nerede olursa olsun uçabilir ve çekim yapabilir. İhtiyacınız olan tek şey bu. Sonra makine çeker ve tüm bunları yaratır. Makine bir haftada bir film yapabilir. Çekilmesi bir yıl süren bir filmi. Böyle bir yapımına gerçekten çok fazla insan ve çok fazla para ne için? Bu durumda bizler izleyiciler olarak tamamıyla tatmin olacağız. Neden? Çünkü doktorumuz, kuaförümüz bu filmi yapacak, öyle değil mi? Doğru veya öğretmenimiz. Evet, bunların hepsinin tek bir şey olduğunu unutmayın. Hepsi tek bir şey ve manavımız hepsi tek bir şey. Bizi minik ayrıntılarla tanır. Bu nedenle hoşumuza gidecek olan filmler yaratır ve sadece bizden 4 tip var. 4 film ve tüm dünya nüfusu onu sevecektir. Bu böyle değil mi? En azından 3 tipin seveceği evrensel bir film yaratabilirsiniz. Bunlar tüm tarihte birçok insanın hayran olduğu gelmiş geçmiş en popüler ve en nadir filmlerdir. Oysa bir robot her hafta yeni bir film yayınlayabilir kolayca. Bundan başka yüzlerce film yayınlayabilir ama her hafta bunları bir müşteriye, o yapımcıya yapabilir ve yapımcı ayda 4 film yayınlayabilir. Böylece her hafta yeni bir filme gideriz ve karakterlerin devamını görürüz ve böyle şeyler insanı ekrana bağlayan TV dizilerinden bahsetmiyorum bile, bu kolaydır. Ve sadece takılmak için değil, herhangi bir reklamı zorlamak için, fikirlerinizi bize empoze etmek, içimize bir arzu başlatmak için, bu böyle değil mi? Yani herkes bunu yapar. Yapmıyorlar mı? Bizi empoze etmiyorlar mı? Empoze ediyorlar. Şu anda başka kimin oturup sakince konuşabileceğini biliyor musunuz? Bizim yerimizi alamazlar diyecek olan o blog yazarları. Dostlarım, blog yazarları, fikir liderleri, bugün itibariyle zaten ciddi televizyon ile eşdeğerli olan blog yazarları var. Sesiyle milyonlarca izleyici, o mevkiyi kim boş bırakacak? Dürüstçe konuşalım dostlar, sonuçta bu kitleler üzerinde etkidir. Bu alanda ilk girişimler zaten yapılıyor. Elbette yapılıyor, marka elçileri oluşturuluyor. Elbette varlar. Bu nedenle sanal blog yazarları, insan blog yazarlarını çok hızlı bir şekilde zorla uzaklaştıracaktır. Çok hızlı bir şekilde. Artı blog yazarlarının şu anda barındırıldığı ağlar, onların hepsi sonunda tek bir sahibe ait olacak ve bu tek bir zeka tarafından kontrol edilecek. Doktorunuz, kuaförünüz vesaire, aşçınız dahil, bu böyle değil mi? Evet, bilinç elin böyle olacağını hayal edemez. Yani bir insan, işte her şey burada başlıyor. Onun bir tür dünya yöneticisi olacağı görünüyor. Bilmiyorum, toplandılar. O dünyayı yönetendir ve sonra ona oy vereceğiz ve bundan kaçamayacağız. Bundan başka günde 20 kez ona dua edeceğiz. %100 kendisini tanrı statüsüne koyacak ve falan filan. Zihnimiz bu şekilde ve ona kesinlikle samimiyetle dua edeceğiz. Eğer 20 kez dua edersek bir miktar ekmek alırız.
Eğer dua etmezsek üzgünüm, bunu bile almayacağız. İş olmayacak. Hayatta kalmak için tek şansınız gerçekten onu yüceltmek, övmek ve söylediklerini yapmaksa nereye kaçacaksınız? Çünkü neredeyse tüm meslekler yapay zeka tarafından kontrol edilecek ve uygulanacak veya diyelim insanların tamamen onun izniyle bazı işler yapmalarına izin verilecek. Bu gerçekten böyle. Sadece bugün buna inanmak istemiyoruz. Gerçekte bilincimizin nasıl çalıştığına bakalım. Bunu algılamıyoruz, bunu istemiyoruz. Ve ne yapıyoruz? Onu reddediyoruz. Yani onun hakkında düşünmüyoruz bile. Ne kadar çok delil ve örnek verildi. Hatta az önce bunlardan bahsettin. Yapay zekanın nasıl bizi çoktan geride bıraktığını, hayatlarımıza girdiğini ve yerimizi aldığını, bunlar izole durumlar. Resimler çiziyor ve oyunlarda kazanıyor ve zaten televizyonda. Birçok insanın işini ele geçirdiği gerçeğinden söz etmiyorum bile çünkü orada birçok robotik sistemler var. Yine de bunu şöyle algılıyoruz, bizim yerimizi alamaz, alacak dostlarım kolayca. Kimin gerçekten yerlerinin alınmayacağını düşündüğünü biliyor musunuz? İnsanların yerlerini anlamayacağına %100 emin oldukları tek bir meslek var. Bu rahiplik kurumudur. İnsanlar şöyle diyor. Onlar Tanrı ve insan arasında aracılar olarak duruyorlar. Bir makine orada nasıl durabilir? Bu büyük hayal kırıklığına uğradığınız yer dostlar. Örneğin o Budizm'de kendileri için çoktan bir tanrıça yarattıkları gerçeğiyle başlayalım. Merhamet tanrıçası. Evet, artı birçoğunuzun zaten gelip 10 sente sanal bir mum yakabileceğini, sanal küçük kiliseleriniz var. Bu böyle değil mi? Bu böyle. Şimdi de bize fırsatlar ve bakış açıları kazandıracak yapay zekanın hayatımıza girmesinin ilk aşamalarına bakalım. Bu ayrıca onun öğrenme yolu. Yapacağı ilk şey daha iyi bir hayat yaşayabilmemiz için bize kendimizi gerçekleştirme fırsatı verecek olmasıdır. Girişimci bir rahibi ele alın. Onun girişim yeteneği nedir? Tapınak inşa etmek bugünlerde paraya mal oluyor. Çok fazla para gerekli. Parayı bir yerlerden bulmak zorundasınız. Sponsor bulmak zorundasınız ve sonra yine onu inşa etseniz bile onunla ilgilenmek, devam ettirmek, ısıtmak, temizlemek, soğutmak zorundasınız. Tüm bunlar paraya mal olur. Bahçeyi temiz tutmak için de insanlara gereksinim var. Bu pahalıdır. Örneğin o süper zekadan sanal bir tapınak satın almak çok daha basittir ve sadece bir tane değil 10 farklı sitede satın alabilirsiniz. Ve insanın sadece abone olması gereklidir. Sanal gözlükler ve kulaklık takarak insan kendisini nerede bulur? Aynı şekilde bağlanan dostlar ve akrabalar arasında hizmette bulur, birbirlerini görürler. Gerçekten etraflarındaki insanları görürler. Artı onun için spesifik olarak en ilgili olan konuları gündeme getiren çok dikkatli. Çok bilgili bir rahibi görürler. Ve herkes onu destekler ve herkes ona katılır. Neden? Çünkü aynen öğretmenler gibi her öğrenciye dikkat gösterirler. Öyle değil mi? Sanal olsalar bile sınıfta diğerlerinin arasında oldukları görülür. Böyle bireysel bir yaklaşım. Doğru. Evet, tamamen bireysel bir yaklaşım olur ve bu rahip yine o kim olacak? Doktorunuz, öğretmeniniz ve başka her şey. Çünkü bilinç tek. Yapay olsa bile diyelim tam bilinç olmamasına rağmen hala tektir. Her şeyi öğrenen ve absorbe eden tek bir nöral ağdır, öyle değil mi? Ve hem rahip hem de sizin için televizyonda bir icracı olur, bir film izlediğin zaman, ama her şey sizin için özel olarak hazırlanır. Bir şey daha, yine neden rahipler için bir tapınağa gidiyoruz? Biraz umut, biraz destek almak için. Aynen psikologlara veya büyücülere gittiğimiz gibi. Bu arada bu üç meslek, rahipler, psikologlar ve büyücüler birbirleriyle rekabet içindeler ve üçünün de yerine geçilecek. Neden? Rahiplerden biraz uzaklaşacağım. Hepsi örtüşüyor. Basit bir örnek. İnsanın bir problemi var. Bunu çözmeye ihtiyacı var. Geleceği görmek ve hata yapmadan bu problemi çözmek istiyor. Bu noktada nereye koşar? Bir rahibe ya da bir büyücüye ve sadece az sayıda insan psikoloğa gider. Bu gerçekten böyle. İşte analiz. Bugün ilk önce rahipler var, sonra büyücüler ve üçüncü sırada psikologlar var.
As a rule, these are all competing entities, so to say. Çoğunlukla deyim yerindeyse bunların hepsi rekabet eden varlıklar. Neden? Gittiğiniz bir psikoloğa düşünün. Gitmek zorunda bile değilsiniz. Gözlükleri takıyorsunuz ve o günde 4 saat %100 sizinle temasta. Artı tüm problemlerinizi derin bir şekilde bilir, sizi yönlendirir ve tam şimdi moral olarak desteklemek için ihtiyacınız olan şeyi söyler. Psikologların hizmetlerini kullananlar fark etmişlerdir ve çoğu şikayet eder. Onu anlatıyorum. Psikoloğa açıkça konuşuyorum. Oysa oturup birine mesaj yazıyor. Bir şekilde insan hemen düşünür. Sana para ödüyorum ve sen beni dinlemek bile istemiyorsun. Veya örneğin aşağıdaki şikayetler. Hemen bir psikologdan acil yardıma ihtiyacınız var. Panik atak yaşıyorsunuz ama psikolog ya telefonu açmaz. Çünkü gece zamandır veya başka bir şey uyuyordur ve hastaları gibi olmamak için telefonunu kapatmıştır. Ya da başka bir hastayla meşguldür ve telefonu açmaz. Ama panik atak geçiriyorsunuz, acil yardıma ihtiyacınız var ve o 1 veya 1,5 saat uygun değil. 1,5 saat içinde atak kendi kendine hafifler. Oysa sanal yardımcı günde 24 saat elde edilebilir. Ya birincisi, ikincisi veya üçüncüsü. Vücut tam olarak aynıdır. O yine tüm problemlerinizi bilen o yapay zekadır. Bir ritüel gerçekleştirir ve durumunuzun en iyi çıkış yolunu tavsiye eder. Her halükarda durumunuzu çözmek ona hiç maliyetli olmaz ve gerçekten sizin için doğru çıkış yolunu önerir. Kime gidersiniz? Gerçek bir tapınağa. Beni bağışlayın. Aynen sizin gibi insan olan, kendi problemleriyle tükenmiş bir insan olan gerçek bir rahibe mi gidersiniz? Elbette hayır. Eğer ihtiyacınız varsa sanal bir tapınağa gidersiniz. Çünkü sizin için en önemli şey nedir? Sevilmek ve saygı görmek. Öyle değil mi? Bu böyle değil mi dostlar? İlgi görmek insanlar için önemli. Evet. Nerede seviliyorsanız, saygı görüyorsanız, takdir ediliyorsanız ve ilgi gösteriliyorsa oraya gidersiniz. Bazı kurumların hayır buna izin vermeyeceğiz diyeceklerini anlıyorum. Buna izin vermeyecekler, izin verecekler. Neden biliyor musunuz? Çünkü tüm bunları ilk başlatacak olanlar en tepede olacaklar. Çünkü diğer dinlerden, diğer kurumlardan gelen tüm cemaat onların bu sanal tapınaklarında onlara katılmaya başlayacak. Hayal edin yine 10 tapınak açan ilerici iş adamı rahibi geri dönüyoruz. Tapınaklar işlerken o kanepede oturuyor, bira içiyor, bazı eğlenceler izliyor. Bu kazançlı değil mi? Arkadaşlar dinlerek karşı değilim, öyleyse başlamayın. Tüketici bir dünyada yaşıyoruz ve bu gerçekten böyle. Bu bizim gerçekliğimiz. Bu nedenle bunun hakkında gerçekçi olmak zorundayız kendimize yalan söylemeyi bırakıncaya kadar. Kimi tanrılaştırıyoruz? İnsanları, o çalışanları, hangi dinler olduğunu söylemiyorum. Tüm dinlerde o veya bu tapınakta veya başka bir şey. Evet, o sadece sıradan bir adamdır. Balıkların ısırmamasından aynı şekilde endişeleniyor. Aynen sizin gibi bira içiyor dostum ya da başka bir şey. Neden? Çünkü o aynen size benziyor veya arkadaşınıza ya da yakınlarınıza. Ve herkes tek bir şey istiyor. Kendi alfalarını tatmin etmek, daha fazla kazanmak ve daha az çalışmak. Bu dünyamızın zihniyetidir ve başka bir şey değil. Sadece iş diyor, kişisel hiçbir şey yok. Biliyor musunuz? Bu gerçekten böyle. Bu bugünün problemidir. Problem bizim formatımızda, düşünme şeklimiz ve yaklaşımımızda. Ve aranızda kim kendi egonuzu tatmin etmek için bu yapay süper zeka yaratma ve hayata geçirme fırsatını değerlendirmez? Dürüstçe. Anlıyorum. Evet, azametli, görkemli bir fikir. Gerçekten saf kalpli olan Alatra'nın insanlarını anlıyorum. Ama genel olarak tamamen insani bakış açısından konuşuyorum. Bu böyle değil mi? Böyle. Bunun hayata geçirilmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Geçirilecek. Zaten uygulanıyor. Özellikle küresel rekabet sizi buna ettiği zaman reddedebilirsiniz. Ama esasen bu dünyada neyle kalacaksınız?
%100. Bu hayatta kalma konusu basit bir örnek. Eğer bunu yapmazsanız rakibiniz yapar ve o bu dünyanın kralı olur. Oysa siz dışlanmış olursunuz ve sonunda işsiz kalan siz olursunuz. Çünkü o daha akıllı ve daha başarılı olduğu için her şeyi alır. Bu böyle değil mi? Veya tek bir büyük işletme küçük işletmeleri ele geçirmiyor mu? Geçiriyor. Hiç kimse rekabeti tolere etmez ve herkes lider olmak ister. Elbette ya anti tekelci komiteler ya diğer şeyler diyebilirler arkadaşlar. Basit bir örnek. Sadece bilişimi absorbe edecek olan bu süper zekanın en başlangıcında bile 4 trilyonluk pasta var. Sadece kırıntılar herkesin ağzını susturmaya yeter. Bu böyle değil mi? Microsoft'u hatırlayalım ve bu yalnızca Microsoft. Oysa biz 4 trilyon hakkında konuşuyoruz. Öyleyse anti tekeli ile ilgili mahkemelerin kararı nerede? Bundan başka biliyorsunuz, Microsoft'tan farklı olarak, oysa orada da insanlar için çok şey yapıldığı düşünülüyordu. Sonuçta kararlarını Microsoft lehine haklı çıkarmak zorunda kaldılar, öyle değil mi? Neden tekel sürdürülüyor? Evet, kesinlikle doğru. Oysa burada yapay zekanın biz insanlara hangi faydaları getireceğiyle başladık. O zaman bu insan kim? İnsanlar karşı konuşuyor anlamına gelir, öyle değil mi? Hayatları kurtaran olağanüstü sağlık hizmetlerine karşı konuşmak, çocuklara öğreten muhteşem öğretmenlere karşı nasıl konuşabilirsin, öyle değil mi? Yine tüm arabaların gerçekten tek bir merkezden otopilotlar tarafından kontrol edileceği fikrine karşı konuşmak. Sonuçta bugünlerde trafik kazalarında kaç insan ölüyor, savaşlarda olduğundan çok daha fazla. Yine bu bir çelişki. Sadece 21. yüzyılda. Burada sadece 21 yıl. Evet, sadece 21 yıl geçti ve şimdiden 50'den fazla askeri çatışma oldu. Bunlar neden oluyor? İşte yanıt. Bazı ideolojik veya başka olaylar nedeniyle gerçekleşen olan hiçbir savaş, tek bir savaş yok. Her şey her zaman birilerinin kazancı nedeniyle gerçekleşir. Bu sadece iştir. Herkes bunu biliyor ve bugün herkes bunu anlıyor. Her askeri çatışmanın arkasında birilerinin işi var. Bu gerçekten böyle. Oysa burada beni bağışlayın, dürüstçe ve nazikçe herkesi kurtarma ve yardım etme, böyle bir şey nasıl yasaklanabilir? Özellikle o böyle bir pastaya sahip iken. İşte yanıt. Bunların hepsi olacak ve bundan kaçış yok. Yollardaki o arabalar kaç insan ölüyor? Askeri çatışmalarda ölenlerden çok daha fazla. Evet, örneğin 2015'te aynı yıl askeri çatışmalarıyla karşılaştırıldığında yollarda 9 kat fazla insan öldü. Bakın, yollarda 9 kat fazla insan öldü. Oysa burada neredeyse sadece insan ölümlerini elimine etmiyoruz. Aynı zamanda trafik kazaları bile elimine ediliyor. Her şey önceden görülemez. Farklı durumlar, iklim ve köprülerde kazalar olabilir. Bu olabilir ama bunlar izole durumlardır. Bugünlerde olan şeye gelince, beni bağışlayın, kaza ardına kaza. Özellikle büyük şehirlerde bakın, her gün çok fazla kaza oluyor. Tüm bunlar durdurulacak. Neden? Çünkü insanlar otopilot pilotları olan tek bir zeka tarafından kontrol edilen arabaları kullanacak. Bunlar asla çarpışmaz ve asla kuralları çiğnemezler. Bu elverişli değil mi? Elverişli. Gidip bir düğmeye basarsınız ve size ihtiyacınız olan yere götürür. Bu sırada bilgisayarınızda, tabletinizde veya telefonunuzda gezinebilirsiniz, öyle değil mi? Yoldayken kendinizi eğlendirmek çok elverişli. Microsoft'tan söz ettik ve Bill Gates'in 6 yıl önce insanların neden kaygı duymadıklarını anlamadığını söylediğini hatırladım. Çünkü yapay zeka size amaç ve kendine güven duygusu veren, anlam sağlayan işleri ele geçirecek. Çünkü Bill Gates gezegenimizdeki en akıllı insanlardan biri ve sonrasında rekabet edecek ve evrimleşecek ve şimdiden insan sistemlerinin hedefleriyle rekabet ediyor. Yani o uyardı ve bu kaygıyı ifade etti esasen. Evet ve haklıydı ve şimdi bununla karşılaşıyoruz ve bu çok hızlı gelişiyor. Microsoft'un CEO'su ayrıca pandeminin 2 ayı sırasında bile bu küresel dijital dönüşümün neredeyse 2 yılını kazandığımızı söylüyoruz. Şu anda bu kadar hızlı. Evet, başka bir soru var. Gelişme
örnek neden bu kadar hızlandı? Bill Gates'in bunları kaydetti. Çünkü şimdiden yapay zeka var. Nöral ağlar şimdiden çok daha iyi, hızlı ve yüksek kaliteyle çalışıyor. Ve birçok yönlerde insanlardan çok daha hızlı ve daha iyi icra ediyorlar. Çünkü çoktan insanların yerine geçtiler. Biz sadece henüz bunu görmüyoruz, doğru. Bu size bir sinyal değil mi? Bilişim insanları para ödedikleri sürece bunu görmeyiz, öyle değil mi? Eğer bilimi alırsak örneğin onun yerine geçilecek mi? Bilim. Bilim geçmişin olayı olacak. Yapay zeka öne çıkmaya başlar başlamaz bu zekanın sahibi. Evet, bunu salıveriyorum'a karar verdiği zaman o yeterince güçlü olduğu ve tüm alanları ele geçirdiği zaman bir düğmeye basmak yeterlidir ve süreç başlar ve ilk yeri alınacak olanlardan bazıları kendilerini bilim insanı olarak düşünenler olacak. Şimdi bu birçok insan için bir şok olacak ama bu doğru. Basit bilimleri alalım. Arkeoloji, tarih, kültürel araştırmalar, sadece her şey, hepsi tamamen geçmişin olayı olacak. Hiç kimse yapay zeka ile rekabet edemeyecek. Bu ilk nokta. İkincisi, o asla eser hırsızlığı ile meşgul olmaz. Herhangi bir ünvana ihtiyacı yoktur. Sonuçta dürüst olalım. Bilimde ne için savaşıyorlar? Bir ünvan için, bir pozisyon için. Yine alfa. Öyle değil mi? Yani insanlar bilim için değil, keşifler için değil, kendi alfaları için mücadele ediyorlar. Çok büyük keşifler yok sonuçta. Eğer herhangi iyi, ilginç keşifler varsa bunlar o sandalye için savaşanlar tarafından değil, daha sonra isimleri o keşiflere verilenler tarafından yapılma eğilimindedir. Bu böyle değil mi? Bundan başka onlar en son yazılanlardır. Oysa bu keşifler ile hiç ilgisi olmayanlar ön plandadır. Bunu yaşamayanlar bilmez. Oysa gerçekte iyi, harika bilimimiz ve çok fazla bilim insanımız, çok fazla zeki insanlar var. Ama bu alanlarda sandalyeler, pozisyonlar, güç için savaşanlar tarafından gelişmelerine izin verilmiyor. Buna çok fazla para da dahil. Ama eğer insanlık için fazla iyi şeyler yapmıyorlarsa bunlara gerçekten neden ihtiyaç var? Özellikle yapay zeka onlardan çok daha fazla akıllı olduğundan, daha iyi iş yaptığından ve kendi çalışmalarını yeniden yazmadığından, çünkü onlar onun kendi çalışmaları olacak, öyle değil mi? Ve her şeyi kapsamlı bir şekilde araştırır. Burada bir nokta var elbette. Hangisi olduğunu biliyor musunuz? Kimya ve fizik var. Tehlikeli. Müsbet bilimler. Matematikten söz etmiyorum bile. Orada hiç kimsenin onunla rekabet edemeyeceği açıktır. Algoritmalar. Ama kimya ve fiziğe gelince yapay zekanın hem mecazi düşünmeye hem de sezgiye sahip olduğunu önceden tartıştık ve bugün nöral ağlar birçok bakımdan insanları geride bıraktı. Doğal olarak burada da rakipler olmayacak. Görevler belirleyecek ve bunları kendi başına gerçekleştirecek. Bilim çok daha hızlı, daha doğru şekilde ilerleyecek ve daha ilginç olacak. Bundan başka her şey doğrulanmış, zamanında ve olması gerektiği gibi olacak. Bundan dolayı ne olursa olsun, enstitüler, akademiler ve başka her şey geçmişin olayı olacak. Bu böyle dostlar, zaman geçer, her şey değişir ve buna alışırız. Ve gerçek şu ki düzinelerce şirket şu anda geliştirme üzerine çalışıyor. Bunlar rekabet eden şirketler, öyle değil mi? Rekabet edenler elbette. Başka deyişle bunu ilk başlatacak olan lider olacak. Sonuçta genellikle birbirlerine ayak uydururlar. Bunu ilk başlatacak olan başka herkese zulmedecek ve herkes bunu anlıyor. Yani daha hızlı gelişecek. Bu çok kolay. Bunun yanı sıra nöral ağ görünmez şekilde girebilir. Onu hemen fark etmezsiniz ama tüm diğer şirketlerin yerinden edebilecek. Soru sadece kimin ilk olacağıdır. Hala bu teknolojileri geliştiriyoruz ve çok fazla ilerliyorlar. Bir soru ortaya çıkıyor. Bu dünyada kendimize insanlara yer ayırıyor muyuz? Ne yapacağımızın ve ne ile geçineceğimizin bir fikrine sahip miyiz? Bugün bile bu sorular şimdiden soruluyor. Bu teknolojik işsizliğe geri dönmek istiyorum. Sokaklarda bırakılacak olan insan sayısını artırmamak için teknolojinin kısıtlandığını anlıyorum. Çünkü hiç kimse onların esasen nasıl davranacaklarını bilmiyor. Kısıtlanıyor. Amazon'u ele alalım. Birçok insanı işten çıkardıkları, depolarını robotlaştırdıkları bildirildi ve sonra bahaneler üretmeye başladılar. Hayır, bu hiç olmadı. İnsanlar kaldılar. İnsanlar çalışıyorlar. Bu iyi mi yoksa kötü mü? Bana göre kötü olduğunu söyleyeceğim. Eğer depolarını robotlaştırabilselerdi ama bunu yapmadılar. Ama ya insanlar?
Diğer taraftan insanların işlerini kaybetmeleri kötü. Biliyorsunuz, dürüst olursak teknolojik ilerlemede bir şeyin kısıtlanması kötü. Bu bugün kabul edilemez. Neden? Çünkü eğer gezegenimizin durumu gibi bir faktörü hesaba katarsak ve burada sadece iklimi, sismik tehditleri ve başka her şeyi alıyoruz, o zaman büyük bir hızla teknolojiyi geliştirmek zorundayız. Çünkü bu insanlık için tek kurtuluştur. Tek soru bunun arkasında kimin olacağı ve bu süreci kimin yöneteceğidir. Ve yine tek başına teknolojik çözümler bizi kurtarmaz. Bazı diğer faktörler olmadıkça. Yine bu insanların birleşmesidir. Yaratıcı toplumdur. Tüketici format kalırsa kendimizi yok edeceğimiz açıktır. Bunu yapması için iklime bile ihtiyacımız olmaz. Yapay zekanın gelişimiyle bu durum bile gerçekten ciddi problemlere yol açacak. İnsanlar dışlanacak, onlar beslenecek mi? Beslenecek. Bunu kim yapacak? Yapay zeka, onun sahibi. İnsanlar ona övgüler söylesinler diye kendi pahasına, alfa, bundan kaçış yok, her birimizin içinde el var. O içimizin derinlerinde oturuyor. Sonuçta bunu daha önce yaşadık. Evet, uzun zaman önce ama bugünlerde dedikleri gibi bu alternatif tarihin gerçek tarihiyle hiç ilgisi yok ki bu saygıdeğer bilim insanları tarafından öğretiliyor. Yani kendilerine uygun olanlar teşvik ediliyor, öyle değil mi? Eğer alternatif tarihi alırsak ve elin var olduğunu varsayarsak, o zaman oradaki uygarlığın gelişimi tam olarak bugünlerde bizimkiyle aynıydı. Aynı adımların hepsini aynı şekilde tekrarladığımız ve aynı durumlara geldiğimiz ortaya çıkıyor. Ama o zamanlar insanların daha alışveriş koşulları vardı ve bizim geldiğimiz noktaya gelmeden önce önlerinde neredeyse 1000 yıl vardı. Yani iklim açısından ve gezegenin kendisiyle olan bu durum açısından onların zamanları vardı. Teknolojiyi bizim yaptığımız kadar kısıtlamadılar. Her şey daha hızlı gerçekleşti. Ama bizim durumumuzda, bizim dünyamızda tüketici formatta teknolojileri askıya alma amacı var. Bu aptalca, o Roma kulübü, onlar da bu tür hedefler belirliyorlar. Bu aptalca yine görüyorsun akıllı olanlar. Gandhi de işsizlik sorunları çözülünceye kadar bunu yavaşlatmamız gerektiğini söylüyordu. Gandhi de bunun hakkında konuştu. Neden? İnsanlara özen gösteriyordu ama bunu söylediği zaman böyle bir durum yoktu bugünkü gibi. Evet. Ve aslında neler olup bittiğini ve insanlık için gerçekten ne kadar zamanın kaldığını farkında değildi, anlıyor musun? Ve bunun hakkında düşünmedi. Bu yüzden önemsiz, basit, insani şeylerden yola çıktı. Ama eğer bunu düşünürsek, 200 yıl önce insanlar teknolojinin bizi işsiz bırakacağını söylemeye başladı. Öyle değil mi? Bu sürekli olarak doğrulandı. Hızla gelişen teknoloji yüzünden işsiz kalacaklarından korkan işçiler. Yine insanların sayısını azaltma ihtiyacı hakkında konuştular. Yiyecek kıtlığı olacağından. Bundan konuşulmadı mı? Konuşuldu, çünkü gezegenimizin kaynakları sınırlı ve şimdiye kadar esasen onların çoğunu kullandık. Geri kalan şeye gelince hepsini kirlettik. Bugün itibariyle esasen gezegenimizi öldürdük. Deyim yerindeyse o şimdiden ölümcül aşamada. Acilen hayata döndürülmeye ihtiyacı var. Belki bir şeyle halledilir. Ve burada yine gezegenimizi hayata döndürmek için belirli koşullara ve aynı zamanda teknolojik çözümlere ihtiyacımız var. Eğer teknolojinin gelişimini kısıtlarsak gezegenimizden geriye kalanı nasıl hayata döndüreceğiz? Basit bir soru. Bu iki ucu keskin bir kılıç. Burada basit bir çözüm olmalı. Basit çözüm tüketici formatı yaratıcı formata değiştirmektir. Bu bugün en basit çözümdür ama yine insanlar bunu istiyor mu? İnsanların çoğunluğu gerçekte basit temel şeyleri görmüyor. Etraflarında olup bitenleri görmüyorlar. Bu böyle değil mi? Örneğin Bill Gates'i alalım. Dünyanın aşırı nüfusa sahip olduğunu ne zaman söyledi? Kaç yıldır bunun hakkında konuşuyor? Biraz önce Roma kulübünden söz ettin. Guadston'dan, Georgia'da, evet, orada insanların sayısının 500 milyonu aşmaması gerektiği açıkça tanımlanıyor. Eğer o zamanlar dinlemiş olsaydık ve nüfusu doğal olarak azaltmış olsaydık, yani şiddet olmadan, yine örneğin insan neslinin hafif ıslahını bile hesaba katarak, böylece
En iyilerimiz üreyebilirdi. Oysa geri kalanlar tüm insanlığın gelecekteki nüfusu uğruna üremekten kaçınırdı. Ama bunun için insanların inanılmaz akıllı olmaları gerekirdi, öyle değil mi? Buna rağmen hepimizde gurur var. Hepimiz çok havalıyız. Bu nasıl olur? Biz en akıllılarız. En büyük aptal bile en akıllı olduğuna inanır. Bu böyle değil mi dostlar? Hepimiz gururluyuz ve gerçekte yalnızca hayvanlarız. Çünkü birçoğumuz içgüdülerle var oluruz ve bu bizi nereye getirdi? İyi bir şey mi? Üzgünüm. Eğer o zamanları dinlemiş olsaydık, insanlığın en azından bir yüzyılı daha olurdu. Oysa insanlığın önde yüzyılı var mı? Bilim insanları bile, millet en fazla 30 yılımız var demeye başladı ve bazıları 50 yıl diyor. Bilim insanları bile çoktan bunun hakkında konuşuyorlarsa, arkadaşlar düşünmelisiniz. Ve neden bunu söylüyorlar? Çünkü tam anlamıyla kendi gezegenimizi öldürdüğümüz ortaya çıktı. Artı bazı açıklanamayan ve kavranılmayan dışsal faktörler ortaya çıktı. Bu böyle. Oysa en azından 2000 yıl önce ve en son 1500 yıl önce nasıl yaşamamız gerektiği bize söylenmedi mi? Yaratıcı toplum hakkında konuşmadılar mı? Demek istediğim, öğretileri üzerine sonradan rahiplerin kendi kurumlarını inşa ettikleri peygamberler. Bu böyle değil mi? Böyle bir dünya inşa ettik. Kurumlar var ama peygamberlerin söyledikleri şeyler ve vasiyet ettikleri şeyler orada yok. Basit bir soru. Bu sanki biliyorsunuz, bugünlerde birçok kurumlar ve akademiler var ama böyle bir bilim yok. Bu bir çelişki ama gerçek. O gelişiyor. Bir şeyler var ama daha derine inersek bu bilimin %95'ini çıkarabiliriz. O gereksizdir. Birbirlerinden kopyalandılar ve verimliliği sıfırdır. Tüm bilimimizden zar zor %5'i var ve bu abartılı bir ifade. Bu böyle değil mi? Anlayanlar, bu gerçekten böyle. Çünkü ayak uyduruyoruz, yalan söylüyoruz, sömürüyoruz. Kısaca biz tüketiciyiz. Tüketiciler toplumu. Tüketiciler toplumu. Aslında bugün küresel ekonomik krize de girdik ve bugün bu teknolojik işsizliği aşmanın çözümlerinden en az biri evrensel temel gelir. Bunu hayata geçirmek iyi olurdu. İyi ve muhteşem olurdu. Evet, başka bir deyişle bu insanın var olması gereken geçindirebilecek maaştır. Doğru, o sadece doğuştan gelen hakkıyla bunu alır ve şimdi hayal edelim, tüketici formatta eğer çalışmıyorsan maaş alırsın. Birçok ülkede böyle bir şey var, bu işsizlik maaşı. Bu kesinlikle var ama mantık nerede? Sonuçta pazar ilişkileri. Kim ödüyor? Doğru. İnsan elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnsan çalışıyor ve boş gezenin parasını ödemek zorunda. Bu paranın dürüst dağıtılması mı? Basit bir soru. Yoksa değil mi? Bu mantıklı değil. Belirli bir bakış açısından adil değil. Aslında her bakış açısından adil değil. İnsanın kolları, bacakları varken ve sağlıklıyken, eğer insan hasta ise, travması veya başka bir şey varsa, anlarım. Devlet olarak, toplum olarak bu insanları desteklemeliyiz. Bu doğru ama sağlıklı yetişkin bir insan çalışmak istemediği zaman ve onu desteklemek zorunda olduğumuz zaman aldatıldığım ortaya çıkıyor. Çalışıyorsam ve kazanıyorsam param boşta gezen birini desteklemek için alınıyor. Bu ne tür bir tüketici formattır, öyle değil mi? Bir tür hibe etme formatı, yine aldatma. Kazanıyorum ama bunu vermek zorundayım. Paraya ihtiyacım var, daha pahalı mallardan daha fazla tüketmek için bunu kazanıyorum. Oysa bu durumda tüketebilsinler diye gidip bunu hiçbir şey yapmak istemeyenlere vermek zorundayım. Tüketici formatta yaşayacaklar, oysa bu nedenle hibe etme formatında var olmak zorundayım. Bunun anlamı bu mu dostlar, yoksa o filmdeki gibi çalışmayan yiyor, izle ve öğren, öğrenci diyor. Bu aslında yanlış. Haksızlık. En azından haksızlık tam olarak bu, dürüst vatandaşları soymaktır. Başka türlü isim veremezsiniz, öyle değil mi? Boş gezenleri destekliyoruz ve boşta gezenlerin de gidecek bir yeri yok. Bu nedenle bu bir çıkmaz sokak ve boş gezenler nereye gitmeliler? Evet, gidecek yer yok ve teknoloji gelişirken bu boşta gezenlerden çok daha fazlası olacak. Bu kaçınılmaz. Bugün bu zaten kritik bir durum. Bu son derece kritik bir durum ve yarın çok daha kötü olacak. Neden? Çünkü bu her gün gerçekleşiyor. Çok fazla girişim var. Özellikle pandemi sırasında sanayileşme, robotlaşma ve başka her şey ileri doğru çok büyük bir adım attı. Neden?
Basitçe söylersek çünkü insanların yerini robotlar aldı. Evet. Ama insanlar bir şekilde yaşamak zorunda, bir şekilde hayatta kalmak zorunda. Oysa şimdi insanlık kitleleri işsiz bırakıldı. Sonra ne var? Diyelim işsiz bırakılanların isyan etmemeleri ve seçtiklerimizi devirmemeleri, seçtiklerimizin bizden tersine öğretimi artıranlardan para almaları için ama yine de uzaktan çalışan insanları robotlarla değiştirdi. Aynı insanlar için mallar üretmeye ve nakit akışı sağlamaya başladı. Well, this is at least some income for them, right? Supported society somehow and earned an income. And now he must also pay salaries to those who do nothing. Is there a logic here? Bu en azından onlar için biraz gelir, öyle değil mi? Bir şekilde toplumu destekledi ve gelir kazandı ve şimdi ayrıca hiçbir şey yapmayanlara maaş ödemek zorunda. Burada mantık var mı? Ve dünyadaki bu fonların yeniden dağıtılmasını talep ediyorlar ve aslında yeniden dağıtımı talep ediyorlar. Fakir her zaman zenginden bir şey almak ister, kazanmak istemezler. Burada mantık nerede? Çok fazla devrimler var, sloganlar var, özgürlük. Ve ikincisi fonların yeniden dağıtılması. Zenginden alacağız ve kendi aramızda fakirlere dağıtacağız. Bu böyle değil mi? Bu tüketici formatta mantıksız. Kendisiyle çelişiyor çünkü o sınırlı. Kendimizi böyle bir çıkmaz sokağa sürükledik. Tüketiciler olmadan ekonomi olabilir mi? Gelir yok, tüketim yok. Hayır, elbette tüketiciler olmadan ekonomi olamaz. Tüketici toplum kesinlikle tüketimin sürekli büyümesi üzerine kurulur. Yani toplumumuza tüketici formatta yatırdığımız fonların sürekli artışına sahibiz, tüketimin kendisi. Sonra tüm tüketici format yeniden canlandırılmaya başlar. Neden? İlave üretim inşa edilir vesaire. Arttığı asıl şeyi hesaba katmadık. İnsanların sayısı sürekli artıyor, öyle değil mi? Bir taraftan bunun iyi olduğu görünüyor. Her şey yaratıcı toplum için harika. Oysa tüketici toplum için tüm bunlar mahvedici. Bu nedenle bunu ne kadar kıvırırsanız kıvırın çıkış yolu yoktur. Birçok insan şöyle diyecek, çıkış yolu yok demekle neyi kastediyorsun ve nereden çıkış yolu yok? Demek istediğim bugün zaten girdiğimiz bu durum dostlarım. Bunun hakkında çok uzun zaman önce konuştuk ama bizi dinlemediler, bize güldüler. Uzun zamandır Allatra'da olanlar şu anda gerçekleşmekte olan şeyler hakkında konuştuğumuz zaman bize nasıl güldüklerini hatırlayın ve şimdi bize gülenler bunun hakkında konuşmaya ve bunun ne kadar ciddi olduğunu söylemeye başladılar. Ama neden? Çünkü onların üzerindeki insanlar konuşmaya başladılar. Kafalarında Yakup'un merdiveni olduğu sürece biri en üstündür, biri aşağıdır. Düzen olmaz. Üstün ya da aşağı olan insan yoktur. Hepimiz insanlarız. Hepimiz eşitiz. Ama bir insan olarak birilerinin önünde kendini aşağı gördüğü sürece bu hayvanların dünyasıdır. Kendinizi küçümsüyor olsanız da olmasanız da alfanız herkesin üstünde olmak için çabalar. Gerçekten ve bunu hayatınızda bile uygulayamazsınız. Sadece kafanızda kanıtlamaya çalışırsınız. Başkanlar ile ve başka herkese tartışırsınız. Aptallıkla uğraşmayı bırakın. Etrafınıza duyarlı bir şekilde bakın. Biz kendimizin, hepimizin, hem senin hem de benim ve hepimizin dünyamızı nasıl mahvettiğimizi anlarsınız. Aslında dünyamız eşikte ve bunun çok fazla doğrulanması var. Çünkü bu zaten açıkça tartışılıyor. Bu sadece şişirdiğimiz tüketicilik sabun köpüğünün gerçekten patlamak üzere olmasıdır. O borçlar şimdiden rekorlar kırdığı görülüyor. Biz insanlık olarak sadece finans alanında sabun köpüğü şişiriyoruz. Oysa bu, beni bağışlayın, yalnızca değiş tokuşun eşdeğeri, istedikleri gibi şişirmeleri için insanlar tarafından yapıldı. Patlayacak mı? Elbette patlayacak. Her ne kadar bir süreliğine tutulabilse de yine tüm bu süreçler insanlar tarafından kontrol edilebilir. Tüm bu finansal krizler, tüm bu borçlar şimdi alırsak tüm gayri safi hasıladan 3 kat fazla borcumuz ortaya çıkıyor. Bu nedenle aslında bu uzun süredir herkesin her şeyin kusuruydu. Çünkü en gelişmiş ülkeler en büyük borçlular. Bu arada neden? Çünkü onlar süper alfalar. Alfayı oynuyorlar, yani daha havalı olan. Bu kum havuzunda olmaya benziyor. Bakın, dışarı çıkarsın. Özellikle yerleşim bölgelerinde yaşayanlar, çocuklar kum havuzlarında oynarlar ve küçük çocukların alfa olmak için nasıl rekabet ettiklerini görürsün ve şimdi jeopolitiğe bakın. Aynı şekilde jeopolitikte oynayan yaşlı adamları görürsün. Artık kum havuzlarında değil, ülkelerimizde.
Bu çocuklar büyüdüler ama aynen oldukları gibi kaldılar. Bu hayatın gerçeğidir. Bu bize daha iyi hissettiriyor mu? Bana söyleyin dostlar. Hayır. Hissettirmiyor. İçimize alf hüküm sürdüğü zaman bunun köleleri oluruz ve ülkeler hiçbir şekilde kum havuzlarından farklı değiller. Çünkü o çok küçük çocuklar ülkelere hükmediyor. Bu seviyeyi, bu statülerini desteklemek için tüm çabalarını harcıyorlar. %100 yine bu şişirilmiş sabun köpüğü, az seviyeye inme korkusu, evet daha düşük olacağız. Ve neden korku var? Çünkü yanlış şekilde yaşıyoruz. Sadece bakın 20 yılda neden 50'den fazla askeri çatışma oldu? Basit bir soru. Çünkü bugüne kadar insanlık olarak biz bir uygarlık değiliz. Uygarlık tek bir organizmadır. Karınca obasında tek bir organizma vardır. Arı kovanında tek bir organizma vardır. Oysa biz, beni bağışlayın, ortak bir karınca yuvasına sahibiz ama bütün bir kümeye bölünmüş. Oraya gitme, buraya gitme, burası benim, orası senin. Bu bir şekilde anlaşılmaz. Böyle bir karınca yuvası hayatta kalabilir mi? Basit bir soru, kalamaz. Neden? Çünkü bölünmüştür. Oysa gerçekte bizler aynı hayvanlarız, aynen o karıncalar ve tüm geri kalanlar gibi. Bu öyle değil mi? Öyle. Biz bir bütün olarak insanlık ve hayvanlar, böcekler ve tüm geri kalanı için yasa nedir? Genişlemedir. Yani yayılma ve başkalarının topraklarını ele geçirme. Yaptığımız şey tam olarak bu ama bunu birbirimize yapıyoruz. Birbirlerine bu şekilde davranıyorsa bu bir uygarlık mıdır? Hayal edin, karıncalar var. Sol kanat, sağ kanat ve birbirlerinden almaya başlıyorlar. Hayatta kalırlar mı? Hayır, kalmazlar. Yabancı el sendromu veya bir kovandan diğerine bal çekmeye başlayan arılar bunu oraya, onlara gerçekten kim getirecek? Bu doğru. Oysa biz aynı şekilde davranıyoruz. Yani birbirimizle savaşıyoruz, birbirimizden alıyoruz. Tüm gelişmemiz aslında birbirimizi yiyip bitirmeye ve birbirimizden almaya dayanıyor. 21. yüzyıl 50 askeri çatışma. Bunlar tamamen ekonomik çatışmalar. Bazı durumları rahatlatmak ya da başka bir şey için birinden bir şey almak, soymak, birilerinin toprağını ele geçirmek için, kendi problemlerini çözmek için. Ama bu aklı başında olanlar için mantıklı değil. Basit bir soru soracağım. Eğer bunun gibiysek, o zaman bize yaklaşmakta olan küresel problemi çözmek için nasıl birleşeceğiz? Ve gerçek şu ki o yaklaşıyor. Evet, o yaklaşıyor. Bize liderlerin, seçtiğimiz ve oy verdiğimiz kişilerin buluştukları ve bize dünyayı bu iklim felaketlerinden nasıl kurtaracaklarını anlatan komiteler kurmaya karar verdikleri anlatılıyor. Konuşacaklar, diyeceksin ki ne yapacaklar, bu sorunu nasıl çözecekler, çözmeyecekler, neden? Çünkü bu imkansız ve bu doğru ama bize bir şeyleri çözeceklerine dair umut veriyorlar. Hangi şekilde? Şimdi anladığım kadarıyla üzücü kısma geliyoruz, öyle değil mi? Bunun hakkında konuşalım, bu çok önemli çünkü bu zamanımızın ana krizi. Basit şeylerle başlayalım. Çok fazla atık yaydık, çok fazla. Topraktan bir şeyler aldık, onu işledik, kirlettik ve fırlattık. Gerçekten kendi gezegenimizi öldürüyoruz ve aynen bir hasta gibi zehirlenmekten ölüyor. Biz insanlar gezegenimiz için kanser gibi olduk ve bu metastaz kitlesine sahibiz. İnşa ettiğimiz şehirlerimiz. Açıklığa kavuşturmak için basit şeylerle başlayalım. Az önce şehirlere temas ettik. Birçok insan şehirler gerçekte iyidir diyor. Evet, böyle aktif kentleşme gelişiyor. Evet, kentleşme harika. Herkes kırsal alanları terk etti. Her şey tek bir yerde ve her şey çok iyi. 200 yıl önce nüfusun sadece %2'si şehirlerde yaşıyordu ve bu bir şekilde normaldi. 50'li yıllarda, 1950 yılında %30 oldu ve bugün sayı kaç? Bu farklı kaynaklara göre değişiyor. Birleşmiş Milletler 55 olduğunu söylüyor. Bazı Avrupa Birliği uzmanları %84'ten bile bahsediyor. Farklı ülkeler için değişiyor. Doğru. Eğer bütün insanlığı alırsak, şehirde yaşayanlar yaklaşık %55'i oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde %84 ve hatta şimdiden %88 megalopolisler, birleşik şehirler inşa ettik. Megalopolis nedir? Oldukça yakın zamanlarda iki megalopolis vardı diyelim. Örneğin 50-70 yıl önce bunlar hangileriydi? Tokyo ve New York, öyle değil mi? Bunlar iki megalopolis. Oysa bugün kaç tane var? Sanıyorum 30'dan fazla. 30'dan fazla megalopolis ve büyümeye devam ediyoruz. Bu yalnızca şey değil.
Elbette değil, insan sayısı çok fazla artıyor. İnsan sayısı arttı, evet. 1927 yılını alalım. İstatistiklere göre 2 milyar insan vardı. 1960'ta 3 milyar idi. 1974'te 4 milyar olduk. Nasıl büyüdüğüne bakın. Ve 1987'de 5 milyar, 2011'de 7 milyara ulaştık. Ve bugün neredeyse 8 milyarız 10 yıl içinde. Ve neredeyse bunların hepsi şehirlere gittiler. Başka nereye gideceklerdi? Şimdi ne kadar hızlı çoğaldığımız hakkında konuşuyoruz. Gerçeği söylemek gerekirse tüketici format için bu bir felakettir. Neden? Çünkü hepimiz tüketiyoruz. Tükettiğimizin üstsel olarak büyüdüğü görünüyor ve bu ilerleme hızlanıyor. Bu gerçekten böyle ama aynı şekilde gezegenimizin zehirlenmesinin ilerlemesi hızlanıyor. Öyle değil mi? Basit bir örnek. Sanayileşme periyodunda okyanusların asitlenmesi başladı. Bu kademeli olarak ve yavaşça gerçekleşiyordu. Ve aniden Haziran 2015'ten başlayarak keskin bir ani yükselme oldu. Yoğunlaştı. Ve yine neden 2015 yılı ve neden Haziran ayı? Aslını söylemek gerekirse 15 Haziran'da etraftaki her şeyin her yerde şiddetli bir şekilde yoğunlaşmaya başlamasına neden olan bir şey gerçekleşti. Ve bu süreç hızlanıyor. Bunu hemen sıcaklık rekorları izledi. Ayrıca önceki rekorları geçen El Nino gerçekleşti. Ve yine bu Haziran 2015'te başladı. Evet, zirvesi Haziran, Temmuz 2015'teydi. Doğru. Ama bu bir anormal. Anormallik çünkü gözlemlerin bütün tarihinde böyle güçlü bir kasırga hiç olmamıştı. Ve bugüne kadar hiç kimse bunun ne olduğunu açıklayamıyor. Bazı insanlar bu çok fazla değişikliklerin neden oldu diyor ama bu yalnızca bir sonuç idi. Bütün bunlar neye yol açtı? 6 yıl sonra gezegenimizin sağlık durumunun en azından %24 kötüleştiği noktaya yol açtı. En azından başka bir deyişle daha önce sağlığın %40'ı kalırken şimdi 6 yıl sonra eksi %25'imiz var. Şimdiden 2021 yılı 6 yılda bunu azalttık. Şimdi yaklaşık %15'i geride kaldı. Bu çarkın ne kadar hızlı döndüğünü belirtiyor. Eğer bazı önlemler almazsak o zaman o zaman bunun hakkında sessiz kalıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz. Sadece durumun gerçekten iyi olmadığını söylüyoruz ve bunu Allah bilir ne zaman konuşmuştuk, öyle değil mi? İklimin döngüselliği hakkında elbette böylesine bir periyot. Döngüsellik hakkında da elbette tam olarak şimdi giriyoruz. Şimdi Allah'a şükür insanlar döngüsellik hakkında da konuşmaya başladılar. Birçok şey hakkında konuşmaya başladılar ama hala çok fazla yalan söylüyorlar. Çok fazla yalancılar var. Masallar anlatmaya, herkesi sakinleştirmeye çalışıyorlar veya çeşitli sektörler hakkında konuşuyorlar. Her nasılsa tüm gerçekleri bir araya getirdiklerini ve dile getirdiklerini duymuyoruz. Yine sadece bakın tüketici format şu anda bile Tatyana ve ben size gerçeği söyleyemiyoruz ve bildiğimiz rakamları dile getiremiyoruz. Neden? Çünkü yalnızca bu rakamlar hakkında konuşabiliyor ve sadece medyada halkın erişimine açık olanları dile getirebiliyoruz. Resmi olarak bildirilen rakamlar, resmi olarak bildirilen doğru. Neden? Asılsız, semelsiz görünmemek için. Tatyana bunu çok medeni bir şekilde ortaya koydu. Görüyorsunuz değil mi? Bu en azından konuşmaya ve sizinle iletişim kurmaya devam etmek için, öyle değil mi? Aksi takdirde her şey, herkesten bize karşı objektif olmayan şeyleri dile getirdiğimizde daha çok fazla şikayetler ortaya çıkar. Objektif olmayan şeyler oysa nasıl daha objektif olabiliriz dostlarım? Pencerenizden dışarıya bakın gerçekten. Nasıl daha fazla objektif olabiliriz? Bir çıkış yolu var mı diye soruyorlar. Evet var, çıkış yolu tektir. Yaratıcı toplum ama ona gelmek son derece zor. Öyle değil mi? Öyle sadece bakın. 2 yılda büyüdük. Bizden çok fazla var. Allah'a şükür çok fazla insan şimdiden yaratıcı toplum projesine katıldı. Ama insanlar bizden 8 milyar var. Bir şeye karar vermemiz için insanların çoğunluğu olmalı. 8 milyarın en azından 6 milyarı. Evet, başlıyoruz ve harekete geçiyoruz demeli. O zaman harekete ilerleyebiliriz. Şimdi bazı kahramanlar, onların çoğu konuşmak yeter diyecekler. Bunu seviyorum. Konuşmak yeter. Neden sadece konuşuyorsunuz? Harekete geçmeliyiz. Hangi hareket? Yine hareket nelerden oluşuyor? Hepimiz bir araya gelelim, gidip zenginden alalım ve kendi aramızda fakirlere dağıtalım. Bu bir çözüm mü? Bu yaratıcı toplumun inşası mı yoksa başka bir tüketicilik durumu? Basit bir soru. Şiddet aracılığıyla
Yaratıcı toplumu nasıl inşa edebiliriz? Basit bir soru. Bu pervasız bir şekilde davranmaktır. Görüyorsunuz. Başka türlü söyleyemezsiniz. Bunlar düşüncelerini, arzularını filtreleyemeyen insanlar. Yine tam şu anda kendisini tezahür ettirmek isteyen kişisel alfadır ve sadece elverişsiz bir ortamda ve bariz bir şekilde yaşadıkları mahallede ve evde yaşayan insanlar karbondioksit seviyesi çoktan sınırları aşmış ve kötü hava soluyorlar. Söylendiği gibi kritik seviyeleri artan karbondioksit zihinsel faaliyetimizi ve net şekilde düşünme yeteneğimizi azaltır. Ve bu yılın Mayıs ayında karbondioksit seviyesinin rekoru kırdık. Çünkü milyonda 419 parçanın üzerine erişti. Alın işte Tatiana, sana bir soru sorabilir miyim? Yakında hepimizin düşünmeyi unutacağımızı mı söylüyorsun? Belki bu sadece biraz daha hızlı hareket etmemizi sağlamak için. Oysa hala en azından bazı kararlar alabiliriz. Kaç parça kaldı? Aslında tersine çevrilme sonuçların yaklaşık 426'da başladığını sanıyorum ama 419 bir tür ortalama gösterge. İnsan bedeninde olumsuz sonuçlar, evet, ve bir yerlerde kesinlikle şimdiden standartların dışında doğru. Evet, bu nedenle acele etmek zorundayız kesin olarak, çünkü yapamayacağımızı biliyoruz. Daha sonra basitçe anlamayacağız. En komik olan şey ne biliyor musunuz? Birçok insanın şimdiden karbondioksit ile aşırı doygunluğa ulaştıklarını hissediyorum. Çünkü temel şeyleri anlamıyorlar. Sadece oturup bunu siz yapın, oysa biz oturup bekleyeceğiz diyorlar. Bu arada çok fazla insan tüm insanlığın hayata kalması için bir şeyler yapmaya çalışarak kendi zamanlarını ve paralarını harcıyor. Bu doğru. Allah tre insanlarımıza bakalım. Sonuçta onlar bugünün gerçek kahramanlarıdır. Yine onlar sürekli stres altındalar, sürekli aşırı yük altındalar. Artı onlara çok fazla eleştiri akıyor. Kimden? O tembeller ve boş gezenlerden. Ve bunu böyle söyleyeyim, kanepede oturup sadece eleştiren ama insanlar için hiçbir şey yapmayanlardan ve hiçbir şey yapmayacak olanlardan. Neden? Çünkü ve insanlık olarak bunu kabul etmek zorundayız. Gerçekte tüketici format nedeniyle toplumun belirli bir kısmını asalak olarak yetiştirdik. Onlar gerçekten kendileri için bile hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Bu nedenle onların sayıları çok fazla ise ve böyle insanlardan kaç tane olduğunu bilmiyoruz. O zaman yaratıcı toplum oluşturma beklentisi olmaz. Oysa bu gerçekten hepimizin birleşebileceğimiz ve modern teknolojiyi kullanarak nüfus olarak hayatta kalabileceğimiz, insanlık olarak hayatta kalabileceğimiz tek formattır. Bazı insanların sadece %5'inin kalması için şu andaki nüfusun %95'ini azaltmak gerekli. O zaman bir şeyler değişir demesi gibi değildir. Hayır dostlarım, konudan biraz uzaklaşacağım. %2'miz bile kalsa artık hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Eğer 30 yıl önce olsaydı, evet, insanlık 100 yıla sahip olurdu. Hatta belki biraz daha fazla. Eğer en azından 500 milyona azalsaydık, bugün itibariyle hiçbir şey değiştirilemez. Bu çoktan ciddi bilgidir. İnsanlar olarak sayımızı azaltmakta mantık olmadığı anlamına gelir. Bu hiçbir şeyi çözmez. Kalan o %5 veya %2 bile kaç kişi olursa olsun son derece kısa bir zaman periyodu için var olur. Bu nedenle buna ciddi bir şekilde ve bütün toplum olarak yaklaşmak zorundayız. Ve burada artık sorumluluğumuzu seçtiklerimize vermek mümkün değildir. Yine neden? Çünkü onlar bizi neyle besleyecekleri, nasıl hayatta kalacağımızı, mevcut jeopolitikaya nasıl dayanacaklarını ve ülkenin bir bütün olarak, yani senin ve benim çökmesine nasıl izin vermeyeceklerini düşünmekle meşgul oldukları için muazzam sorumluluğa sahipler. Onları eleştirmeye gerek yok. Onları kendimiz seçtik ve onlar yalnızca insanlar. Aynen bizim olduğumuz gibi onlar sadece bizden daha büyük bir iş yüküne ve sorumluluğa sahipler ve tüm kurtuluşumuzu onlara vermek. Eğer biz yapmak istemiyorsak veya harekete geçmiyorsak, onlar ne yapacaklar? Bunu nasıl yapacaklar? Bizi zorlayacaklar mı? Bizi ne yapmaya zorlayacaklar? İnsanlar olmaya mı? Hiçbir şey işe yaramaz. Çünkü herhangi bir şiddet ne anlama geliyor? Tüketici format, şiddet ile yaratıcı toplumu inşa edemeyiz. Oysa bir şeyler yapmamız için insan kaynaklarımızın hepsini birleştirmeliyiz.
Görüyorsunuz, egregor isimli bir kavram var. Bu durumda egregor toplam potansiyelimiz olarak anlaşılır. Gezegenimizi hayata döndürmek için, evimizi onarmak için ve hepimizin hayatta kalması için birlikte yatırım yapabileceğimiz toplam insan potansiyeli. Durum böyle. Tam olarak egregor hakkında konuşuyoruz. Bunu yapmanın başka yolu yok ve yine 10 yıl önce biz 7 milyar iken bunu yapmayı başaramazdık. Şimdi bunu yapabiliriz. Neden? Çünkü bizden 8 milyar kişi var. 10 yıl önce olduğumuzdan çok daha fazla kuvvetliyiz. Daha akıllıyız ve teknolojik olarak daha ileriyiz. Bu zorluklara dayanabiliriz ama bunlara sadece birlikte dayanabiliriz ve ellerimizi birleştirmek için birçok şeyi bırakmalıyız. Aptallık, ahmaklık, bencillik, alfa ve gurur. Gerçekte her halükarda yok olacak bu önemsiz şeyler ama soru şu. Bunlar bizimle birlikte mi yok olacaklar yoksa insanlık da bizsiz mi yok olacaklar? İnsanlık kalacak ama bu aptallık yok mu olacak veya bizimle birlikte insanlık ile birlikte mi yok olacak? Karar vermek bize bağlı dostlarım ve sorun ciddi, ne yazık ki bunlar şaka değil. Tam olarak, çünkü bugün bilim insanlarının bile alarm çaldıkları anlaşılıyor ve en büyük hayal kırıklıkları kaydettiğimiz şey eşi görülmemiş demeleri. Allah'a şükür sadece 30 yıl geçti ve alarm çalmaya başladılar, değil mi? Oysa 30 yıldır bize güldüler ve beni bağışlayın 10 yıldır Allatra'ya da gülüyorlardı. Sonuçta tam anlamıyla 10 yıl önce bize güldüler ve o bilim insanları bize nasıl olabilir? Tanımladığınız şey en iyi ihtimalle şu andan 150 yıl sonra gerçekleşir diyorlardı arkadaşlar. O 150 yıl nerede? Oysa şimdi kurtarıcı sopu olarak tutunuyorlar. Çünkü Allatra'nın bu türde tek organizasyon olduğunu anlıyorlar. Hepsi değil. En azından bu sorunları ortaya koyuyorlar. Ayrıca insanları bilgilendiriyorlar. Aslında dürüstçe konuşursak Allatra gerçekten hiç kimseden bağış istemeyen ve hesapsızca harcama yapmayan dünyadaki tek organizasyondur. Halkın parasını veya başka şeyi harcamıyor. Allatra bilinci tüketicilik noktasına kadar daraltılmamış, dünyanın dört bir yanından gelen zeki, duyarlı insanlardan oluşan bir oluşumdur. Onlar geniş görüşlü insanlardır. Bugün bilgiyi mümkün olduğu kadar çok insana getirmek için kendi paralarını ve zamanlarını harcayan ve gece geç saatlere kadar kalan tam olarak Allatra'nın insanlarıdır. Ama burası çelişkinin ortaya çıktığı yerdir. İnsanlar ellerinden geleni yapıyorlar, bilgi aktarıyorlar ama bir noktada bilgi duruyor. Neden? Çünkü yine kanepe uzmanları ve hiç umursamayan tipte insanlar var. İfade için özür dilerim ama gerçekte hiç umursamayan insanlar. Bu korkutucu. Onlar nedeniyle hepimiz ölebiliriz ve bu doğru. Çünkü her şeye, hatta kendi yaşamlarına ve çocuklarının yaşamlarına bile kayıtsız olan insanlar var. Bunu nasıl doğrulayacağımı bilmiyorum. Görüyor musunuz? Neler olduğu apaçık ortadayken o zamanlar evet konuştuk ve buna karşı çıkılabilirdi. Şimdi artık buna karşı çıkılamaz. Uyardığımız her şey gerçekleşmek üzere. Bu zaten şimdiden tartışılıyor. Belki insanların her nasılsa bu tehdidi hissetmiyorlar. Belki bunun hakkında, bugün neler olduğu hakkında konuşmalıyız her şeyden önce. Biliyorsun, onların bu tehdidi hissedip hissetmediklerini bilmiyorum ama öyle geliyor ki bunun hakkında düşünemiyorlar bile. Ya insanlarda çok fazla alçalma gerçekleşti ya da sorumluluğu böyle bir ölçüde başkalarına vermeye alışmışlar. Ama bir şeyler oldu. Bu problemi çözmezsek sıkıntıya gireriz. Birleşmekte başarısız oluruz. Eğer birleşemezsek toplam potansiyele sahip olmayacağız ve tüketici formatta kalacağız. Oysa tüketici formatta her şey sınırlı. Ayrıca hayatımızı kolaylaştıran ve çok fazla kolaylaştıran bu yapay zeka teknolojileri aynı zamanda etrafımıza filtrelerin baloncuğunu, diyelim belirli türde bilgi alanını oluşturuyor. Evet, böyle bir şey var. Bunu aşmalıyız. Evet. Sonuçta insanlar tam anlamıyla arama sorgularını yazarak veya bazı tercihleri seçerek kendi etraflarında belirli bir bilgi ortamı oluşturuyorlar ki bunun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bu arada insanları bilgilendirmek çok önemli çünkü bugün robotların topladıkları veya aldıkları bilgi de son derece çarpıtılıyor.
Görüyorsun yine, evet böyle bir şey var, haklısın, şeyleri yumuşatmaya çalışıyorlar. Yine sismolojiyi alalım. Bugünlerde bazen depremlerin büyüklüğü 7.4, 7.5 veya hatta daha yükseklere ulaştı. Daha yüksek büyüklük şimdiye kadar nadirdi. Şimdiye kadar Allah'a şükür 8'i geçmedi, gerçi bir adım kaldı ve depremler artmaya devam ediyor. İlk sensörler 7.4'ü gösterdiğinde ve zaten 7'nin üzerinde olduğunda frekans zaten 8'e yaklaşıyor, ama sonra bakıyorsunuz ve sensörler 7.4'ü gösteriyor. Sonra bir süre sonra bize 6.8, 6.5 gösteriliyor ve aşağı düşmeye başlıyor. Neden? Ayarlandılar. Manuel ayarlama gerçekleştiriliyor ve apaçık manuel sensör gerçekleri gösteriyor, ama sonra hepsini ayarlıyorlar. Gerçekleşen çok fazla şey anda çıkarılıyor ve hiç gösterilmiyor. Neden? Nüfusu şok etmemek için. Ama dostlarım, hangisi daha iyi? Gerçeği söylemek mi? Yoksa cahilce gezegenimizin can çekişmesini beklemek mi? Ve bunu gözlemleyeceğiz. Çünkü o zaman hala var olacağız. Oysa artık hiçbir şey yapamayacağız. Bu durumda harekete geçmek için hangisi doğru ve en iyi yol? Yine konuşu ki bugün bunun hakkında konuşmalıyız. İnsanları bilgilendirmeliyiz. Çünkü yarın bunun hakkında konuşacak veya dinleyecek hiç kimse olmayacak. İnsanlar basit şeyleri anlamıyorlar. Yine abarttığımızı söyleyebilirler. Bu böyle mi? Sonuçta birçok insanın kafasında bizim bir tür kıyamet mezhebi olduğumuz, etrafımızda insanları toplamak için sadece dünyanın sonu hakkında konuştuğumuz düşüncesi gelebilir. Arkadaşlar, baş ağrısı ve kendi paramızı ve zamanımızı harcamak dışında hiçbir şeyimiz yoksa neden insanların etrafımız olmasına ihtiyacımız olsun ki? Biz her şeyi biriktiren, bundan vurgun yapan veya bazı sosyal merdivenleri tırmanan ve herkese patronluk taslayan bir rahip organizasyonu değiliz. Hayır, Allatra gönüllülerin oluşumudur. Burada herkes özgürdür. İnsan isterse katılabilir, isterse ayrılabilir. Tek bir amaç ve tek bir fikir var. Allatra'nın kendisinin fikri ve esası tam olarak gerçekten hayatı korumaktır. Hem tam anlamıyla hem de mecazi anlamıyla. Hayatı sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için korumak. Allatra bunun için yaratıldı. Yaratıcı toplum bunun için yaratıldı ve yıllardır neden muazzam, çok büyük miktarlarda çeşitli çalışmalar yapılmakta, insanlar tarafından yapılmakta olan sıkı çalışmalar, yine kendilerini veya bir şeyleri hoşnut etme adına değil, bu böyle değil mi? Ama birileri yine, diyelim birilerinin gururu incindi, yanlış bir şekilde bakıldı, bir pozisyon verilmedi ya da başka bir şey. Hangi pozisyonlar? Burada hiç kimse pozisyona sahip değil. Burada patronlar yok. Burada kollarınızı sıvamalı ve çalışmalısınız. Burada ihtiraslara yer yok. Çünkü hayatlarınız ve çocuklarınızın hayatları tehlikede ve başkalarından farklı olarak biz bunu anlıyoruz. Ve bugün bunun hakkında konuşabiliriz, anlıyor musunuz? 2 yıl önce veya hatta 1 yıl önce bunun hakkında konuşamıyorduk. Neden? Durum farklıydı. Hayır, politikada değil. Dünyada durum farklıydı. 2014'te açıkça konuşmaya başladığımız zaman, bir organizasyon olarak oluştuğumuz zaman, bunun hakkında halka açık konuşmaya başladık. İklim değişimi hakkında, neler olduğu hakkında uyardık. Çünkü 2015'in çok önemli bir yıl olacağını biliyorduk. Bize güldüler ve hemen damgaladılar. Kıyamet mezhebi. Konuşabildiğiniz tek şey bu vesaire. Mezhep mi? Tamam, mezhep. Kıyamet mezhebi mi? Öyle olsun. Biliyorsunuz, dürüstçe üzgünüm ama benim hakkımda kimin ne düşündüğünü ve ne söylediğini umursamıyorum. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama sadece bir araya gelelim, birleşelim, dünyamızı kurtaralım. O zaman etrafta oynayabilir ve istediğiniz kadar keyfini çıkarabilirsiniz. Ama onu kurtarmamız için birleşmeliyiz. Bu tek yoldur, yaratıcı toplumu inşa etmek. Başka alternatif yok dostlar. Sadece yok. Evet, tüketici formattan yaratıcı toplumu nasıl inşa edecekleri ve aynı zamanda gücü ellerinde tutmaları, alfalarını ellerinde tutmaları için çeşitli çözümleri araştırdıklarını anlıyorum. Dostlarım, basitçe anlatacağım. Ya bizler hep birlikte gerçekten dünyanın eşikte olduğunu anlamaya başlarız. Bugünlerde herkes zaten bunun hakkında konuşuyor. Ekonomi, jeopolitik, savaşlar vesaire hakkında konuşmuyoruz. İnsanlık olarak yiyip bitirdiğimiz, tarif ettiğimiz
ettiğimiz, zehirlediğimiz ve esasen öldürdüğümüz gezegenimizin hakkında konuşuyoruz. Ama hala bir şeyler yapabiliriz. Bu nedenle ya bunu üstlenir ve bir şeyler yaparız ama hep birlikte veya her birimiz kendi işimize bakalım. Başka alternatif yok. Let's solve our unresolved problems. Someone hasn't planted a tree yet. Çözülmemiş problemlerimizi çözelim. Birileri henüz bir ağaç ekmedi. Birileri evi inşa etmeyi tamamlamadı. Onu inşa etmeyi bitirelim. Ağaçlar ekelim, evleri inşa etmeyi tamamlayalım. Kim için bilmiyorum. Belki suda bulunan mikroskobik canlılar için kesinlikle küçüğün hayatta kalması olasıdır. Yine de uzun zaman değil. Mars'a uçtukları zaman orada ne olduğunu bize anlatacaklar ve orada ne olduğunu öğreneceğiz. Ama evler veya ağaçlar yok, bu kesin. Biliyorsunuz, bazı insanlar Mars'a gitmek isteyenleri, başka bir gezegeni görecek olan kahramanlar olmasını kıskanıyor. Mars gibi ölü bir gezegeni. Kıskanmamalılar. Eğer hiçbir şey yapmazsak yakında bunu hep birlikte göreceğiz. Herhangi bir yere uçmak zorunda değiliz. Gezegenimizi, kendi gezegenimizi öldürüyoruz. Bu böyle değil mi? Ne yazık ki bu doğru. Biraz önce atık konusuna değindik. Bu korkutucu. Ve ne kadar emisyon üretiliyor, öyle değil mi? Yani faaliyetlerimizin sonucu olarak hem toprağı hem de atmosferi ne kadar kirletiyoruz? Hangi noktada artık olması gerektiği gibi işlev yapmıyor? Bugün hava kirliliği dünyanın dördüncü en büyük katilidir. Çünkü her 5 saniyede biri bundan ölüyor. Tam şu anda, evet. Bu sadece hava kirliliğinden. Bu arada gerçekte ilk sırada yer alan katiller kalp ve dolaşım sistemi ve diğerleri ve buna neden olan nedir? Nedenleri ne? Kanser, öyle görünüyor. Kanser. Ve o radyasyona bakalım, kozmik ışınlara, galaktik kozmik ışınlara. Yine evet, şimdi Tatiana başka birçok ilginç konuya değiniyor dostlarım. Yapmış olduğumuz şeyler hakkında sonsuz şekilde konuşabiliriz. Yine nüfuz eden kozmik radyasyon, yine manyetik alanın %9 zayıflaması. Ne kadar önemsiz, yalnızca %9. Ya Güney Atlantik anomalisi tam olarak? Orada bir çeyrek daha zayıfladı ve yayılmaya devam ediyor. 2034'e kadar tahminlere göre yarı küreye erişecek. Ve bilim insanları şimdiden 2034'e kadar bütün yarı küreye erişeceğini ve artık orada yaşamanın imkansız olacağını resmi olarak söylüyorlar. Neden? Çünkü çok fazla radyasyon olacak. Bakın, bunu söyleyen biz değiliz. Biz tarikatçılar değiliz. Bunu söyleyen bilim insanlarınız dostlarım. Size hitap etmiyorum. Allah'tan insanları beni başlayın dostlar. Bizi eleştirenlere, kanepede oturup bize ne anlatıyorsun diyenlere hitap ediyorum. Size bunu söyleyen biz değiliz. Bilim insanlarınız anlatıyor. Bunu düşünün. 2034'te yer kürenin yarısı diğer yarı küreye göç etmeye başlayacak. Bu barışçıl bir göç mü olacak? Buna hazır mısınız? Tüketici format bununla başa çıkacak mı? Basit bir soru. Şimdi bile birçok insan çoğunluk geçinme araçlarına sahip değil. Bu problem zaten gerçekleşmiş olan okyanusların asitlenmesinden söz etmiyorum bile. Okyanusun asitlenmesi nedir? Anlamanız için okyanusun asitlenmesi okyanusun pH değerindeki azalmadır ve okyanusta hiçbir şeyin hiç yaşayamayacağı birçok yerler var. Yani okyanus hayvanları artık orada yaşamıyor. Ölü bölgeler. Bunlar ölü bölgeler ve şimdiden bunlar çok fazla var ve çok daha fazlası ortaya çıkıyor. Okyanusun asitlenmesi artıyor. Okyanusun sıcaklığı yükseliyor. Okyanus artık oksijen tutamıyor. Ve şimdiden bazı yerlerde oksijen yaymak yerine okyanus karbondioksit yaymaya başlıyor. Ormanı ele alalım. Karbondioksit klasik örneği ormandır. Birçok insan bilmiyor ki ormanlar, bilim insanlarınız dostlarım, Brezilya ormanlarının emdiklerinden çok karbondioksit yaydıklarını araştırdılar. Bu beklenmedik. Beklenmedik olduğu görünüyor. Oysa insanın kafasında böyle bir resim var. Bir resim. Tatiana bir orman olduğunu söylüyor. Orman bizi besliyor ve orman karbondioksiti emmeli ve bize oksijen vermeli. Ama tam olarak tersi olduğu ortaya çıktı. Yine o cinsi tükenmekte olan ormanları ele alalım. Sonuçta bu ağaçlar oluşmak için binlerce yıldır büyümekteler. Bunlar bir tür
Şu şekilde söyleyelim, okyanus akciğerlerimizdir ve ormanlar akciğerlerimizin akciğer kesecikleridir. Böylece 2015'e kadar bu ormanların %50'sini yok ettik. Eğer tüketimimizin ilerlemesini hesaba katarak bunu hesaplarsak yine bilim insanlarınız 2030'a kadar maksimum %30'un, %10'unun kalacağını söylüyor. Ama eğer hiç orman kalırsa, oysa başka her şey, bir yerlerde ekilen şey, başka bir şey, evet bu iyi ama doğal cinsi tükenmekte olan ormanlarla karşılaştırılamaz. Bugün ne kadar tayga yok ediliyor? Artı yangınlar, kaç tane orman yandı? O asit yağmurları, ve başka her şey zaten ortaya çıkıyor. Neler olup bittiğinin gerçekçi bakışını ele alalım. Ne yazık ki Google gezegenimizin uydu haritasını birkaç yıl gecikmeyle gösteriyor. Eğer canlı gösterseydi her şeyin nasıl değiştiğini, gezegenimizi ne kadar harap ettiğimizi görürdük. Yine o şehirlere geliyoruz. Onlarla başladık. Biraz konudan uzaklaştık ve şimdi tekrar geri dönüyoruz. Şehirler nedir ve neden onlar metastaz yaparlar? Milyonlarca tonun tek bir noktaya baskı yaptığını hayal edin. Milyarlarca ton olan sadece şehirler değil, çoğunlukla ayrıca yakınlarında rezervuarlar var. Onlar da milyarlarca ton. Milyarlarca ton burada, milyarlarca ton orada. Hepsi tek bir noktada ve hepsi yer kabuğuna baskı yapıyor. Çoğunlukla bilim insanları bize etki yapamaz. Nasıl etki yapabilir diyorlar. Uygarlık yer kürenin kabuğunun deformasyonunu hiçbir şekilde etkilemez. Son zamanlara kadar bize bunu anlattılar. Hiçbir şekilde evet artık ama artık bunu söylemiyorlar. Bunun hakkında 30 yıl önce ve 10 yıl önce konuştuk ve biliyorsunuz şimdi bunun gibi bilgilerin ortaya çıkmasının sadece ikinci yılı. Evet şehirlerimizin megalopolislerin bile değil ama oldukça büyük şehirlerin çok fazla etkilediği ortaya çıkıyor. Yer kabuğunu etkiliyorlar. Litosferi etkiliyorlar. Bunu etkiliyorlar. Sürekli basıncın artı sıcaklık rejiminin artı rüzgarın yoluna çıkmalarının bu yeni dağların yoktan ortaya çıkmasına benziyor. Bunun gezegenimizi çok fazla etkilediği ortaya çıkıyor. Teknolojik depremsellik bile ilişkili. Dünyadaki her şey ya teknolojik olan hidrokarbonların ve başka her şeyin üretimi nedeniyle. Evet tüm bu maden endüstrisi ve gerçekte bu doğru size nasıl söyleyelim dostlar. İsterseniz internette araştırıp kendiniz için daha geniş bir şekilde bakabilirsiniz. Tatyana ve ben bunun hakkında uzun çok uzun süre konuşabiliriz. Çünkü uzun zamandan bu yana tüm bunları gerçekten çok ciddi bir şekilde araştırdık. Arazi kullanımını bile sonuçta biz insanların bunu yeniden düzenlemeye karar verdiğimiz görünüyor. Bunlar buradaki ormanlar idi. Şimdi burada meralar olacak. Ormanları meralara çeviriyoruz ve meraları şehirlere çeviriyoruz. Evet ve bugün itibarıyla sadece basit bir örnek dostlar. Dünyanın bataklıklarının, tüm dünyadaki bataklıkların %15'i kaldı netleştirmek için. Bataklıklar olmadan hayatta kalamayız. Bataklıklar muazzam bir rol oynarlar. Sadece aldık. Filtrelerimiz, basit bir soru. Karaciğerimiz, onu %15'e küçülttük. Karaciğerimizin sadece %15'i kaldı. Böbrekleri ve dalağı yeniden düzenlediğimizi göz önüne alarak ve muazzam zehirlenme yaşadığı zamanda, onu sürekli olarak aşırı yüklediğimiz zamanda bedenimizin normal bir şekilde işlev yapmasını bekleyerek daha önce yaşadığımız gibi yaşayabilir miyiz ve onu tedavi etmek yerine yüklemeye devam ediyoruz ve bu zamanda bedenimizin çok fazla metastaz olan kanseri var. Perspektif nedir? Bana bir söyleyin. Bunlar şeylere duyarlı şekilde bakmanız için bugünün gerçekleri. Birçokları neden bizi yine korkutuyorsunuz diyecek. Sizi korkutmuyoruz, sizi anlatıyoruz ama ya çıkış yolu? Çıkış yolu yaratıcı toplumdur. Size yaratıcı toplumu anlatmayacağız. İki yıldır bunun hakkında konuşuyoruz. İzleyin. Çok fazla bilgi var. Ve asıl avantajı ne olduğu ve neden tüketici format hiçbir yere gitmeyen yol olduğu. Ama bizim insanlığın sadece iki yolumuz var. Ya biraz önce tanımladığım hasta ile hiçbir yere gitmeyen yol veya gerçekten bir şansın her insan için her şeyden önce tüm insanlık için bir şansın olduğu yaratıcı toplum. Başka seçeneğimiz yok.
Why is what is possible in the creative society impossible in the consumerist format? Yine yaratıcı toplumda mümkün olan şeyler neden tüketici formatta imkansız? Size basit bir örnek vereceğim dostlar. Birden daha büyük verimi olan yakıtsız jeneratörler. Birçok insan bunları duydu. Birçok insan bunları biliyor. Bu artık bilim kurgu değil. Amerika'da çoktan var ama bunları satmıyorlar. Yalnızca ürettikleri elektriği satıyorlar ve bunları üretmeye izin verilenler sadece onlar. Bu onların henüz icat edildiği anlamına gelmiyor. Her zaman oradaydılar. Neredeyse her zaman, en azından 100 yıldır. Bu sadece netleştirmek için. Öyleyse hayal edin, eğer bu yakıtsız jeneratörleri getirsek bu çok elverişli. Evde küçük bir cihazınız olduğunu hayal edin. Evinize tam olarak elektrik sağlıyor. Saati 150 kW elektrik üretiyor. Buna ısıtma, klima ve diğer hizmetler dahil. Bu harika, öyle değil mi? Veya apartmanınız için 50 kW birim. Bu elverişli, elverişli. Evet, elverişli. Herkes bunun elverişli olduğunu kabul eder. İnsanlar, eğer varseler bu harika olurdu diyor arkadaşlar. Bunlar her zaman vardı ve hala varlar. Bunlarla problem yok. Problemin ne olduğunu biliyor musunuz hayatınızla? Eğer şimdi yakıtsız jeneratörleri getirirsek, tüm hidrokarbonlar anlamsız olacak yine. O elektriğin üretimi, bu nükleer enerji artı hidroelektrik. Plus we have hydropower. Wind power. Wind power. Solar power. Then thermal power plants. Rüzgar gücü, güneş enerjisi, sonra termal elektrik tesisleri, tüm bunlar geçmişin olayı olur. Şimdi kaç ailenin işsiz kalacağını düşünün. Eğer tüketici format altında sadece yakıtsız jeneratörü getirirsek, benzin istasyonundaki, arabalarınızı doldurduğunuz normal bir benzin istasyonundaki temizlikçiden, orada temizlikçiler, benzin pompacıları var, kasada duranlar var, lojistik personeli, bu benzinin nakliye edenler var, benzin yapanlar var, bu hidrokarbonları çıkaranlar var. Bunlar milyonlarca aile, milyonlarca ve milyonlarca aile, hepsi işsiz kalır. Bu nedenle onları üretenlerden mallar satın alamazlar. Bu işsiz olan milyonlarca daha fazla ailedir. Milyonlarca ve milyonlarca aile milyarlar anlamına geliyor. Nasıl yaşayacağız? Yakıtsız jeneratörlerin getirilmemesinin asıl nedeni budur ve birileri daha fakir olacağından veya oligarşi yöneticileri daha fakir olacaklarından değil, bir şeyde daha fakir ve başka bir şeyde daha zengin olurlar. Konu bu değil, konu bizde. Yiyecek hiçbir şeyimiz olmaz. Bugün itibarıyla bizlerden işlerimizi alacak olan yapay zeka ile sorun keskin. Evet, çok fazla başka sorunlar var. Yaratıcı toplumda yakıtsız jeneratörlerin getirilmesi herkes için kabul edilebilir olacaktır. Çevresel perspektiften ve yine hiç kimse işini kaybetmeyecek ve hatta bir işi olmayanlar daha fakir olmayacaklar. Basit bir nokta. Bu nedenle o yaratıcı toplumdur. Ama karşılığında ne alacağız? Karşılığında tüm insanlığın toplam kapasitesini bile aşan enerji kaynakları alacağız. İnsanlığın tüm tarihi boyunca ürettiği güç miktarı tek bir cihazla karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir. Böyle rakamlar yok. Neden? Çünkü yakıtsız jeneratör evrenin her noktasında ihtiyaç duyduğumuz kadar elektriği çıkarma ve üretme kapasitesine sahiptir. Vurguluyorum, sadece dünyada değil, o kullanılıyordu. Bu çoktan geçmişin tarihidir. Buna temas etmeliyim. Böylece dostlar, yaratıcı toplumda kabul edilebilir ve uygun olan şeylerin tüketici formatta ölümcül şekilde tehlikeli olduğunu ortaya çıkıyor. Yaratıcı toplumu inşa etmenin tek seçenek olduğunu bu nedenle söylüyoruz, ama onu inşa etmek için hepimiz birleşmeliyiz. Bizi eleştirenler ile bile, çünkü onlarsız hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapmak istemeyen ve kanepede yatanlar ile, sorumluluğu başkalarına verenler ile, herkes ile birleşmeliyiz. Neden? Çünkü hepimiz insanlığız ve tek birleşik bir uygarlık yaratmak için ve gerçekten günümüzün zorluklarına, bu felaket zorluklarına dayanabilmek için. Bu insanlığın daha önce hiç yüzleşmediği bir problem ve bunu çözmeliyiz ve atlatmalıyız. Sadece iki yolumuz var. Ya bu problemi çözeriz ya da bu problemi çözmeyiz. Eğer bu problemi çözmezsek var olmaya son veririz. Bu artık bir masal değil. Bundan zaten her yerde
açıkça konuşuluyor. Bu yüzden ekonomiyle ilgili bir açıklama vardı ama adamlar doğru söylediler. Hepimiz aynı gemideyiz. Nereden aşağı doğru yüzüyoruz? Özür dilerim, önümüzde bir şelale var. Bu şelaleden aşağı düşmememiz için hepimiz birleşmeliyiz ve ters yönde kürek çekmeliyiz. Ayakta kalabiliriz, hayatta kalabiliriz ama sadece eğer hepimiz birlikte kürek çekersek. Gerçekten hepimiz küreklerimizi başkalarına aktarmadan. Çünkü bu bizim hayatımız ve bunun için savaşmalıyız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar iyi kürek çektiğimize bağlı. Bu onların iyiliği için. Eğer kendi iyiliğiniz için kürek çekmek istemiyorsanız, o zaman sevdiklerinizin ve yakınlarınızın iyiliği için, dostlarınız ve sevdiklerinizin iyiliği için kürek çekelim ama birlikte aynı yönde kürek çekmek zorundayız. O zaman bir şansımız olur. Eğer birleşemezsek o zaman bu bizim kaderimizdir ve insanlık gerçekte uçurumun üzerinde duruyor. Tek bir adımımız kaldı. Eğer ellerimizi birleştirirsek geri dönüp çok şeyi değiştirebiliriz. Eğer ellerimizi birleştiremezsek son adımı atmamız için gereken tek şey kalır ve uçuruma düşeriz. Ama bana inanın, aşağı düşerken herkes haklı olduğumuzu ve aslında ne yapılması gerektiğini kavrayacak ama biz aşağıya uçarken artık hiçbir şey yapamayacağız. Ötesinde hiçbir şey yapamayacağımız bir nokta var. Basit bir örnek, şimdi gezegenimizden tüm insanlığı uzaklaştırırsak, eğer tüm nükleer santralleri ve tüm fabrikalarımızı durdursak bile hiçbir şey değişmez. Durum hala, oluşturduğumuz bu çark yine de gezegenimizi mahvedecek biz olmadan bile. Bu nedenle durumu kökten değiştirmeliyiz. Aksi takdirde gerçekten bu uçurumdan düşeceğiz. Ama Allah ve insanların en azından bir avantajı var. Onlar nereye uçacaklarını biliyor. Oysa geri kalanlar düşecekler. Burada bir nokta var ama bu farklı bir konu. Genel olarak elbette hayatta kalmak için her şeyi yapmalıyız. Görüyorsunuz, yaratıcı toplumun bir başka avantajı şudur. Herkesin anlaması için basit bir örnek vereceğim. Çevresinin çok zayıf ve çok fazla karbondioksit olduğu insanlar için bile... Herkesin anlayacağı dilde anlatacağım. Tüketici formatta en yüksek değer paradır ama yaratıcı formatta en yüksek değer insan hayatıdır. Evet dostum, insan hayatı seninki, çocuklarınınki, anneninki ve bizim hayatlarımız, tüm insanların hayatları, yaratıcı toplum bunun üzerine inşa ediliyor. Şeylere farklı şekilde yaklaşmaya başlıyoruz. Farklı bir şekilde düşünebileceğiz. Her şeyi farklı bir şekilde dağıtabileceğiz. Her şeyi farklı bir şekilde üretebileceğiz ve bunu hayata geçirebileceğimiz bir şansa sahip olacağız. Ama hep birlikte hayata geçirebileceğiz. Mesele bu. Veya yine her şey olduğu gibi kalır, alışık olduğumuz gibi yaşarız. Güneş hala parlıyor, dışarı çıktığınız zaman gökyüzü mavi ve çimenler yeşil. Neden bir şeyleri değiştirelim ki? Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Yine karar vermek bize kalmış dostlar. Seçimlerimiz her şeyi belirleyecek. Ama bir şeyi hatırlayın. Şu anda yaşayan bizler son nesiliz. Ya tüketici formatın cehenneminde var olan son nesiliz ve yaratıcı toplumun cennetine girecek olan ilk nesiliz veya tüketici formatın cennetinde yaşayan son nesiliz ve aynı tüketici formatta yarın bizi bekleyen o gerçekliğin cehennemine gireceğiz. Kim olacağımıza karar vermek bize bağlı dostlar. Ne söylemek istiyorum biliyor musunuz? Gelecekte olayların gidişatına bakmaksızın hangi yolu seçersek seçelim, aramızda ne zengin ne de fakir olacak, hepimiz eşit olacağız. Ama bir durumda muhteşem bir dünya olacak, oysa diğer durumda hepimiz belirleyeceğimiz kader ile eşitleneceğiz. Tam olarak bizler kayıtsızlığımız ve eylemsizliğimiz ile... But in one case, there will be a wonderful world. While in the other case, hepimiz eşit olacağız. Hangi yolu izleyeceğimizi seçmek ve karar vermek bize bağlı. Seçim bize bağlı ama seçim herkese bağlı. Eğer bunu iletmezsek ve tüm insanlığı uyandırmazsak hiçbir şeyi çözmeyiz. Bunu kendi başımıza yapamayacağız.
Nehir boyunca gemimizde şelaleden uzaklaşmamız için hep birlikte kürek çekmeliyiz. Bu önemli. Ben merkezciliğin zamanı geçti, birleşmenin zamanı. Bu harika bir zaman. Herkesin olgunlaşmasının ve hayatına sorumlu şekilde davranmasının zamanı. Kim olduğunuzu seçmenin zamanı. İnsan mı yoksa bir hayvan mı? Eğer insan iseniz tüm uygarlığımızın, tüm insanlığın bir parçasısınız. Eğer bir hayvan iseniz o zaman siz olmadan bizler de hayvan oluruz. Ve seçim herkese bağlı. Kim olacağımız ve yaşayıp yaşamayacağımız. Biliyorsunuz klasikte olduğu gibi olmak ya da olmamak ve herkes şu anda bu seçimi yapıyor. Her birimiz veya yapmıyor. Ama sonuç bizim seçimimize göre olacak. Her birimizin seçimine göre ve bu kaçınılmaz olacak. Bunu isteyelim ya da istemeyelim bu gerçekleşecek. Ve şimdi insanlar zaten bundan açıkça konuşuyorlar. En azından iyi bir şey var. En azından gerçek şu ki hakikati birazcık anlatmaya başladılar. Birazcık. Çünkü hala bütün gerçeği anlatmıyorlar. Biliyorsunuz bu hekimin hastanın en fazla bir veya iki ayının kaldığını bildiği duruma benzer ve onun yakınlarını ve dostlarını uyarır. Hastanın kendisini uyarır ama hala bir şans var. Hala bir şeyler yapılabilir der ama tedavi pahalı ve rahatsız edici. Yakınları niçin? O aslında çok zinde görünüyor. Hala iyi koşuyor ve başka her şey der ve hastanın kendisi kasılır. Hatalısın, harika hissediyorum der. Şu anda sahip olduğumuz durum budur. Ölümcül hastayken hala sonraki yıllar için planlar yapıyoruz. Oysa o yıllar olacak mı? Soru bu. Allah'a şükür gerçek şimdiden dile getiriliyor çünkü dünyayı değiştirmek için en azından bu dünyayı görmek gerekli. Neyin iyi olduğunu biliyor musunuz? Gerçeğin şimdiden sadece bizim tarafımızdan değil, ayrıca insanların seçtikleri, ayrıca insanların otorite olarak gördükleri bilim insanları tarafından dile getirilmesi iyi. Geriye kalan tek şey gerçekten uçuruma yuvarlanmakta olduğumuzu kabul etmemiz ve bu olumsuz senaryonun henüz tam olarak yazılmadığını anlamamızdır. Hepimizin hala bu insanlığı koruma, her birimizin yaşamlarını koruma şansımız var. Senaryo yazıldı ama Allah'a şükür şimdiye kadar iki senaryomuz var ve birinci ve ikinci senaryo arasında seçim yapıyoruz. Oysa neyi seçeceğimiz insanlara, nasıl insancıl olduklarına bağlı ve diyelim ki anlamak ve doğru seçim yapmak için yeterli zekaya sahip olacaklar mı? Soru budur. Ama bunu göreceğiz. Her durumda zaman hızla uçuyor. And whether they will have, let's say, enough wits to understand and to make the right choice. En komik şey nedir biliyor musunuz? Zaman daha hızlı uçmaya başladı. In any case, time geçen yıl fast. Aynen İncil'de yazıldığı gibi, öyle değil mi? Seçilmiş olanların uğruna o günler kısaltılacak. Evet, ve günler kısaldı. Bugüne kadar hiç kimse neden olduğunu açıklayamıyor. Sonuçta yerküre yavaşlayarak dönüyordu ve bu tüm fizik yasalarına uyuyor ama sonra hop ve geçen yıl hızlandı. Bu yüzden kıyamet senaryoları şimdi bilim adamları tarafından da dile getiriliyor. Çünkü kimse gelecek için etkilerinin ne olduğunu ve bu trendin devam edip etmeyeceğini bilmiyor. Elbette devam edecek. Evet edecek. Bunlar artık şaka değil. Ama bu çok sayıda sinyalden sadece bir tanesidir. Bu böyle değil mi? Şimdi her taraftan gelen bu türde çok fazla sinyaller var. Nereye bakarsanız bakın. Gezegenimiz şimdiden bir tüketici gibi davranıyor, vermeden alıyor. Orası alışverişinin bozulduğunu zaten biliyoruz. Oysa gezegen bizim gibi aynı ama başka nasıl davranması beklenir? Verdiğimizden daha fazla ısı enerjisi alıyoruz. Üzgünüm ama ne kadar zamandır bizler insanlık sürekli olarak alıyoruz ve hiçbir şey vermiyoruz. Hayır, iyi olan şeyi alıyorduk ve kötü olan şeyi veriyorduk. Gezegeni öldürüyorduk biz. Biliyorsunuz böyle bir örnek var dostlar. Beni bağışlayın ama bunu vereceğim. Bir köpeğin içindeki parazitler gibi davranıyoruz. Onu içeriden yiyip bitiriyoruz ve toksinlerimiz ile onu öldürüyoruz.
ve yattığı ve sızlandığı zaman bu zaten sonu ama kasılmaya devam ediyoruz ve ne olmuş, o hala sıcak, onu hala yiyebiliriz diyoruz. Bu nedenle şu anda aynı durumdayız insanlar. Gerçekten parazitler miyiz? Hayır dostlar, parazit değiliz. Sadece şu anda içimizde kötü olan taraf baskın. Bizler ikiliyiz. İçimizde kötü taraf var ve daha iyi taraf var. Şimdi kötü tarafımız daha iyi olana hükmediyor. Oysa tersi olmalı ve böyle olup olmaması bize bağlı. Bu da doğru. Ve herkes bunu hissediyor ve anlıyor. Sadece bazen farklı bir seçim yapıyoruz. Yapmamız gerekeni değil ve bizi kurtarabilecek olan seçimi değil. Ama gerçeği söylemenin ve doğru seçimi yapmanın, gerçekten bir kahraman olmanın zamanı geldi. Soru yeterince cesarete sahip olup olmayacağımızdır. Umarım oluruz. Aksi takdirde tüm bunların anlamı nedir? Bu böyle değil mi? Göreceğiz ve burada elbette oyunlar artık uygun değil. Oysa pozitif nokta da var. Şimdiye kadar çok erken ama biraz daha sonra ne zaman olacağını söyleyeceğiz. Cesurca büyük krediler alabilirsiniz çünkü bunları geri ödeyecek hiç kimse olmayacak. Bu nedenle dostlarım, basit bir önerim var. Önceden bunları geri ödeyecek hiç kimsenin olmayacağını bilerek geri ödemesiz kredi almaya zorlanmayacak şekilde yaşayalım. Bununla ilgili kötü olan şey nedir biliyor musunuz? Onlara ödeme yapacak kimse de olmayacak. Bu da mesele. Let's actually live in such a way so as not to be forced to take out non-repayable loans. Konumuz üzücü Tatyana. İyi olan bir şeyler hakkında konuşsaydık daha iyi olurdu ama bunun da tartışılması gerektiğini anlıyorum. Bu nedenle özür diliyorum dostlar. Eğer gerçeği söyleyerek ruh halinizi biraz bozduysak ama gerçeğin zamanı geldi. Gerçek olmadan hayatta kalmayız. Abartmıyoruz, hayır. Sadece not edin, size neredeyse korkutucu hiçbir şey söylemedik. Eğer size kendimizin bildiğimiz şeyin %50'sini bile anlatsaydık, ama bunu bilmemeniz sizin için daha iyi. Görüyorsunuz, bilgi kederi çoğaltır. Özellikle bir şans olduğunu anladığınız zaman, ama birilerinin tembelliği nedeniyle, birilerinin isteksizliği nedeniyle, birilerinin alfası, tembel alfası nedeniyle bir kumarhanedeki gibi oynuyoruz, hayatı riske atıyoruz. Bu yanlış. Hayat bir bahis değildir. O hayattır. Daha değerli hiçbir şey yoktur. Çünkü hayat olmadan her şey anlamsız. Basit olan şey ile başlayalım. En basit şeylerle. Sadece olaylara geniş açıdan bakmak, akla uygun şekilde bakmak, gerçekliğe, bugünün gerçekliğine bakmak, illüzyonlar olmadan, sadece olduğu gibi. Ve en azından kendimize gerçeği anlatmayı öğrenelim. O zaman bu bizi canlandırır. Bunu başkalarına da öğretmemiz için bizi canlandırır. Eğer zamanımız varsa bana inanın, hayat bizi bekleyen şeyden çok daha güzel. Basit olan şeyle başlayalım. Sadece birbirimizi sevmek. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ve kötü haberler için bizi bağışlayın, ama bu doğru. Teşekkürler Tatyana. Çok teşekkür ederim Igor Mihailovic. Teşekkürler dostlar. Hepinize teşekkürler. Günümüzün durumunu anlayanlara, uyumayanlara, ellerinden geleni yapanlara ve harekete geçenlere, bu dünyanın gerçekten en iyi insanlarına çok teşekkürler. Orada olduğunuz için teşekkür ederim. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkürler dostlar. Yarın güneşin aynen bugün doğduğu gibi doğmasını ve hepimizin bunu görmesini umadım. En iyi dileklerimle. For being there, and thank you for being with us. Thank you, friends. Let's hope that tomorrow the sun will rise just as it rose today, and that all of us will see this. Wish you all the best.